2022'de sosyal gelişmeyi destekleme programı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu bir ön ilgilenme toplantısı. Yani şu an resmi olarak ilan edilmiş bir program değil. Geçmiş yıllardaki tecrübeler, geçmiş yıllardaki 2019, 2020, 2021 yıllarındaki elde edilen birikimler dikkate alarak şimdiden erken davranmak adına, erken yol alabilmek adına aslında geçmiş dönemlerin çalışmasını, geçmiş dönemlerde neler yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyoruz ki önümüzdeki dönemde de eğer bir soru olacaksa yine bu şekilde 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde olacağını değerlendiriyoruz. O yüzden bir an önce yol alabilmek adına bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. 5 ana başlığımız var. İlk önce SOGEP hakkında kısaca konuşacağız başarılarımız. Daha sonra desteklenen projeleri aslında proje tanıtımı değil de ne tür projeler üzerine yoğunlaşılmış, önümüzdeki dönem neler üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Hani geçmişi çok tekrar etmek istemiyoruz. O yüzden geçmişte neler olduğunu bilgilerini size vermek istiyoruz. 2021 yılında nasıl bir süreç yönettik bunu anlatacağız. 2022 yılında da böyle bir destek olması durumunda aynı süreci yürüteceğiz. O yüzden şimdiden süreç yönetimimizin nasıl olması gerektiği hakkında sizlere bilgi vermiş olabileceğiz. Ve 2022 planlaması yani 2022 yılında bir SOGEP nasıl olacaktır? Muhtemelen öngörümüz nedir? Bunun paylaşımı yapacağız ve en sonunda da önemli hususları tekrardan sizlere arz ederek toplantımızı tamamlayacağız. Şimdi birinci bölümde başlamak gerekirse bu zamana kadar yani 2019, 2020, 2021 yılları içerisinde ajansımız toplam 35 projeye 43.2 milyon TL destek sağlayarak 61.4 milyon TL'lik yatırım yapılmasına ki bu projelerden bazıları devam ediyor, bazıları yeni başlayacak, bazıları tamamlandı. Ama toplamda totalde 61.4 milyon TL'lik bir yatırımı biz kendi ajansımızın da fonu olmayan bir fondan, ulusal fondan bölgemize sizlerle işbirliği içerisinde kazandırdık. Toplam 43.2 milyon TL'si bunun SOGEP fonundan, bakanlıktan geldi. 1113 kişinin istihdamı öngörülüyor projelerde. Ve dediğim gibi toplamda da 35 tane SOGEP projemiz var. Bu programlar kapsamında desteklenen, destek almaya hak kazanan. Şimdi Veli Bey bahsetmişlerdi 3 yıl üst üste en yüksek proje başarı oranında ve aldığımız kaynakları da arttırarak en başarılı bölge, en başarılı ajans olduk. Tabi bunu yaparken aslında sizlerle birlikte etkileşim, doğru projelerin seçimi ve tabii ki her şeyde olduğu gibi emek en önemli faktörler arasındaydı. Ancak böyle biraz daha somutlaştırırsak bu faktörleri işte biz reaktif davranmadık, proaktif davrandık. Yani reaktif, proaktif nedir hepimiz biliyoruz. Bir sorun daha çıkmadan önce ne tedbir alabiliriz diye düşünerek aslında sosyal sorunlara proaktif bir çözüm önerisi, proaktif bir sistematik çözüm önerisi getirmeye çalıştık. Özellikle yeni bir şeyler inşa etmek yerine bölgemizde birçok atıl yapılar olabilir düşüncesiyle bu atıl yapıları ekonomiye kazandıralım istedik. O yüzden atıl yapılara, atıl kalmış binalara sıfırdan bina yapmak yerine işte atıl kalmış yapıların kullanılmasına oldukça önem gösterdik. Yine o ille, o ilçeye özgü projelerin ön plana çıkarmasını istedik. Yani örnek veriyorum işte Kütahya, Simav'da uygulanacak bir proje Yozgat'ın herhangi bir ilçesinde uygulanabilecekse bizim ilk çok tercih ettiğimiz bir şey değildi. Hani Simav'dan da bir şeyler olsun istedik. Örnek veriyorum işte Afyon Karahisar'da, İsçehisar'da bir şey uygulayacaksak İsçehisar'dan da bir şeyler olsun istedik. Hani özellikle o ilin, o ilçenin değerlerini öngören, değerlerini esas alan özgün projenin geliştirmesi bu anlamda farklılık yarattı diyebiliriz. Çok fazla işbirliklerimiz oldu ancak sunumun sonunda da vurgulayacağız. Tekrar vurgulamakta fayda var. Hani kalabalık olsun diye 20 tane kurum bir araya getirmedik. Getirdiğimiz kurumların hepsi o projede bir nevi görev aldı, fiili görevleri aldı ve o görevleri gerçekleştirmediğinde yakın bir şekilde takibini yapmaya çalıştık. Dolayısıyla yani böyle bir kalabalık gözüksün, bir sürü ortak olsun, bir sürü iştirakçı olsun yerine gerçekten somut fayda sağlayacak, somut katkı sunabilecek kurumların projelerde iştirakçı ortak olmasına istedik. Eğer öyle bir kurum bulabiliyorsak o projeleri kalabalık paydaş yapısı haline getirelim. Yoksa sadece kalabalık olsun diye projeleri iştirakçıyla, ortakla dolduralım istemedik. Projemiz o anlamda nitelikli oldu diyebilirim ama tabii buradaki geçmiş yıllardaki birikimle de aksayan yönleri de görerek
bu yıl o noktada biraz daha sorgulayıcı olacağımızı da şimdiden belirtmek istiyorum. Yani arası şeylere çok takılmadık. Doğrudan sonuç elde etmek istedik. Yani işte biz bir yatırım yapacağız. 10 yıl içinde bu yatırım şöyle olacak, böyle olacak değil de proje süresi 18 ay mı? 18. ayın sonunda ben şunu elde edeceğim. 18. ayın sonunda ben şu kadar kişinin istihdam edilmesini sağlayacağım. 18. ayın sonunda şöyle bir yatırım yapıp işte bu yatırımdan şu kadar kişinin doğrudan yararlanmasını sağlayacağım gibi daha somut şeyler. Çünkü işte duyuyorsunuz işte falanca yerde bir proje yapılacakmış. 3000 kişinin istihdamı öngörülüyor. Ya o 3000 kişinin istihdamı öngörülüyor da o sanki proje süresince olacakmış gibi aktarılmıyor aslında. 10 yıl içinde belki peyderpey o istihdamlar olacak. Bizim burada en önem verdiğimiz unsurlardan biri performans göstergeleri. Yani biz eğer bir proje uygulayacaksak ve o projenin süresi 18 aysa 18. ayın sonunda bizim varacağımız yerler çok net bir şekilde sayısal olarak tanımlanabilmeli. Biz bunu çok önemli bir şekilde sorguluyoruz. Hatta gün geçtikçe artık bu sorguyu uygulama süresi içerisinde de daha sert bir şekilde yapıyoruz. Daha sertten kastım da şu, yani performans göstergelerini tutturamayan, performans göstergelerini önemsemeyen projeler noktasında da bizim zaten sözleşmede bazı ceza yaptırımlarımız var. Bunları da uygulamaktan geri kalmıyoruz işin açıkçası. O yüzden mutlaka ve mutlaka gerçekleştirebileceğimiz ütopik hedefler yerine gerçekleştirebileceğimiz hedefleri bizim burada ortaya koymamız, bunu taahhüt altına almamız ve bunu gerçekleştirmek adına elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Çünkü yani proje dediğimiz şey aslında hedef kitle açısından ortaya çıkarttığı faydalı sonuçtur. O sonuca ulaşamadıktan sonra ortada bir projede vardır diyemeyiz. Çok detaylı arka plan çalışması yapıyoruz. Burada sizlerle birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Zaten süreç yönetiminde bunları detaylıca anlatacağız. Ve özellikle nitelikli proje ekipleri kurulması noktasında ilgili kurumlarımızı sürekli yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani hem proje yazalım hem de proje yazarken bir ekip ortaya çıksın. O ekiple de o ilçede, o ilimizde uygulanacak projeleri bundan sonra kurgularken yine karşımızda proje dilini bilen, aynı dili konuştuğumuz insanlar olsun ki o insanlarla birlikte çok daha güzel nitelikli işler ortaya çıkartabilelim. Şimdi desteklenen projelerden kısaca bahsedeceğim. Proje tanıtım yapmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi nasıl projelere yoğunlaştık? Hani ileri önümüzdeki dönemlerde aynı şeyleri tekrar etmememiz gerekiyor. Bir de şöyle bir şey oldu. Zafer Kalkınma Ajansı 3 yıl üst üste başarılı olunca biz ajanslarla da toplantı yaptık bakanlığın talimatıyla ve nasıl projelere yoğunlaştık, neler yaptık aslında bütün sırlarımızı demeyeyim de çalışma yöntemlerimizi verdik. Ve dolayısıyla bu projelerin benzerlerini de başka yerlerde görmeye başladık. O yüzden hani biz takip edilen değil, takip eden değil, takip edilen olmamız lazım. O yüzden bu yaptığımız eski çalışmaların bir nevi miadı doldu diyebiliriz. Böyle daha yeni, eskiye çok benzemeyen, eskinin çok tekrar olmayan yenilikçi projelerde bekliyoruz. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Çünkü artık herkes bu projeleri biliyor. Bir türlü bazı şeylerini de paylaştık bunların işte temel bilgilerini falan da paylaştık. Herkes benzer proje geliştirme çabasına giriyor. Bizim burada yine bir bölge olarak Teros bölgesi Afyon Termal olarak bir farklılığımızı ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi Afyon'dan bakarsak ya işte kadınıyla genciyle herkes için daha üstünde bir çobanlar projemiz vardı. Bir özel sektör yatırımı gelecek buraya tekstil konusunda ve oradaki yatırımın yapılabilmesi için o yatırımda çalışacak kadınlar için bir işte çocuklarına bakabilecekleri kreş imkanı, sosyal alan imkanı bir şey yapmıştık projede alan geliştirmiştik ve yine o yatırımın gerçekleştirilebilmesi, o yatırımın cazip hale gelebilmesi için bir takım orada çalışacak insanlara sosyal faaliyetler öngörmüştük. İşte 2020 SOGEP'te Afyonkarahisar'dan böyle öne çıkan projelerden bir tanesi Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'ydi. Afyonkarahisar yine ajansımızın koordinasyonunda diyelim, ajansımızın fikir geliştirmesiyle UNESCO Yaratıcı Şehirler alana girmişti gastronomi alanında. Burada da hemen engelli vatandaşlarımızın çalışabileceği bir mutfak kuralım ve aynı zamanda hem orada çalışsınlar, para kazansınlar, hem de işte sosyal anlamda burası bir terapi merkezi de olsun şeklinde güzel bir projemiz vardı. Yine o hani bahsettim ya o ilin o ilçenin özelliğiyle bağdaşıyordu. Gastronomi eşittir Afyon'du çünkü UNESCO alana girdiğinden dolayı. Dolayısıyla o ilde bağdaşan gastronomi alanında biz bir proje yapmalıyız. Çünkü Afyonkarahisar gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler alanında
diyebileceğimiz bir proje olduğu için, gerekçelendirebileceğimiz proje olduğu için oldukça ön plana çıkmıştı, başarılı olmuştu. 2021 yılına geldiğimiz zaman yine burada ön plana çıkan projeler, yani hepsi projemizin ön planda da, hani benim aklımda fark yaratan diğer projelerin ayrı kalanlar adına söyleyeyim. Mesela lavanta katma değerliğine dönüşüyor, Dinar Gelişiyor projesi vardı. Dinar ilçesinde lavanta bahçeleri var. Burada üretilen lavantalar Isparta ilinde nihai ürün haline getiriliyordu. Biz de gittik konuştuk, yani dedik hani ürün madem aham madde sizdeyse o arada yaptığınız işte nihai ürün elde etme noktasında fason üretim yaptırdığınız yeri biz burada bir kısmını kendimiz üretelim. Burada Dinarlı vatandaşlara bir iş imkanı oluşturalım diye böyle bir fikirle gittik ve onlar da o fikri hayata geçirdiler ve böyle bir proje oldu. Dinar'da lavanta vardı ve bu lavantaları nihai ürüne başka yerde dönüştürüyorlardı. Artık belli bir kısmını kendi ilçelerinde dönüştürebilir hale ve kendi vatandaşlarına istihdam yaratabilir hale geldiler. Böyle bir projemizde. Kütahya'ya gelecek olursak, aynı Afyon'da olduğu gibi Kütahya'da da Çin'i ön planda, yaratıcı endüstriler ön planda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Kütahya halk sanatları ve zanaat alanında dahil olmuş bir ilimiz. Burada da yine önemli projelerimiz vardı işte. Kadınlarımız el sanatlarıyla rehabilite ve meslek sahibi oluyor. Hem Çin'i'ye hem de işte dezavantajlı konumda olan kadınlarımızı ön plana çıkarttığımız bir projemizde. Yine 2020 yılına gelecek olursak işte hani demiştim ya, Simav ilçesinde Simav Kestanesi, Emet ilçesinde biz özellikle işte Emet Keçi noktasında popülasyonu yüksek olan bir ilçe Kütahya'da dağlık yapısından dolayı. Burada keçi yetiştiren ailelerin en azından dedik ki bir kooperatif bünyesinde toplayalım sütlerini ve keçi peynir üretelim. O aileler de kazansın, ilçe de kazansın şeklinde böyle bir projeyi hayata geçirdik. Engelliler noktasında yine üniversitemiz bünyesinde taş ve gümüş takıya dönüşüyor gibi bir projemiz vardı. Gümüşten engellilerin takı üretmesini ve bunu da işte çeşitli kuyumcularla anlaşma sağlayarak da bu takıların satın alınması gibi bir proje öngörmüştük. 2021 yılında işte dünyanın ilk borsasına ticaret yerinden Aizonay'da, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Aizonay sit alanında diyelim bilinen dünyanın ilk emtia borsası yer almakta. Ve biz de bunu konu ederek tekrardan o borsa çevresinde oradaki halkın yararlanabileceği, oradaki vatandaşların ticaret yapabilecekleri, hem de oradaki altın binaların restore edilerek hem turizme hem de sosyoekonomik amaçlı, bu az önce saydığım faaliyetlerin icra edebileceği alanlara dönüştürmesi noktasında bir proje gerçekleştirdik. Manisa oldukça güzel, başarılı işlere imza attı. 2019 ve 2021 birincileri Manisa'dan çıktı. 2019'da Manisa Otomotiv Öncelikli Nitelikli Elemanhanesi vardı. Hani proaktif demiştim ya sunumun ilk başında. Burada da proaktif davrandık. Tabii o zamanlar bir Volkswagen yatırımı öngörüyordu. Şu an bildiğim kadarıyla gündemde değil. Ve bu yatırım geleceği zaman Manisa'ya birçok iş alanına, istihdam alanına ihtiyaç duyacaktı. Bu istihdamın ilin kendisinden sağlanabilmesi adına özellikle otomotiv tekstil sektörü alanında hemen bir ihtiyaç olabileceğini tespit ettik. Ve bu alana yönelik elemanlar yetiştirilmesi noktasında hızlıca eğitimler vesaireler düzenlemesini istedik. Ancak tabii belki projenin gerekçesi olan Volkswagen gelmedi ama buradaki taahhüt edilen istihdamlar başka firmalarda gerçekleştirildi. Sonuçta öngörülen o nitelikli eleman hamlesi bir nevi otomotivde olmasa bile diğer sektörlerde gerçekleşmiş oldu. Bu da 2019 yılının SOGEP birincisi olan bir projeydi. İşte 2022 yılında engellilerin yönelik, engellilerin doğrudan atölyelerde çalışması yönelik Manisa OSB içerisinde Zeki Plus projesi vardı. Böyle bir proje yaptık. Yani engelliler doğrudan sanayide istihdam edilsin ve işte Vestel gibi firmaları üretim yapabilecekleri, engellilerle engelsiz bireylerin bir arada çalışabildikleri bir atölye oluşturuldu ve o atölye doğrudan ilde öne çıkan firmalara üretim yapmakta. Güzel bir projeydi engellilerimiz açısından, engelli vatandaşlarımız açısından. 2021'de yine destekleniyorum, meslekleniyorum projesi birinci olarak seçildi Türkiye genelinde Manisa'dan. Çok ciddi bir istihdam sayısı var ve Sarıyer ile Turgutlu ilçelerinde uygulanacak çok güzel bir istihdam projesi. Öne çıkan projelerden bir tanesi yine Türkiye'nin ilk sosyal sorumluluk projesiydi. Sosyal sorumluluktan az sonra bahsedeceğim ama kısaca bir bilgi vermem gerekirse, özel sektör tarafından
Kamu yararına yapılan projelere biz sosyal sorumluluk projesi diyoruz. Yani özel sektörün kendisi hiçbir menfaat elde etmeyecek. Doğrudan yapılan iş kamu menfaatine, insanların menfaatine sunacak. Vestel de böyle bir işe imza attı bizlerle birlikte. Ve kendisi elektronik atıklarından 3D printerlar veya işte kodlama atölyelerinde kullanacak bazı materyalleri üretecek. Ve bunu da bizim kendin yap diye bir hareketimiz vardı. O hareket kapsamında destek alamayan ilçeler vardı. O ilçelerimize kendin yap atölyeleri kurulmasına vesile olacak. Böyle güzel bir projeyi de Vestel işbirliğinde hayata geçirdik. Manisa'dan bir projemiz daha vardı ancak bazı sebeplerle sözleşme imzalanamadığı için biz o projeyi artık listemizden çıkarttık. Aslında 2021 yılında da Manisa'dan 3 projemiz desteklenmeye hak kazanmıştı. Uşak ilinde de çok güzel projeler hayata geçirildi. Özellikle 2019 yılında 2 tane Büyük Oturak Doğal Yaşam Köyü ve Davanta Kanyon tarihli yerde gibi tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirileceği, hatta Bakan Bey açılış için geldiği zaman işte Uşak'a tıbbi aromatik bitkiler merkezi haline getireceğiz bu projelerle gibi bir beyanı olmuştu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın. Dolayısıyla Uşak'ta 2019 yılında böyle bir tıbbi aromatik bitkiler üzerine bir yoğunlaşma sergilenmişti. 2020 yılında ise yine Türkiye birincisi 2019-2021'de Manisa'dan, 2020'de ise Uşak'tan çıkmıştı. Karaaldı Üretim Köyü şeklinde işte ebeveyn de dahil olduğu, yurt dışından bazı paydaşların da dahil olduğu bir projede kadınlarımız orada ekolojik ambalajdan tutun, oyuncaktan tutun, çeşitli ürünler üretip bunların ihracatını gerçekleştirecekti. Tabii projelerden bazıları beklediğimiz o büyük şeylere belki ulaşamayacak ama biz yine de asgari performans göstergelerinin sağlanması noktasında son derece hassas bir şekilde izleme, değerlendirme kurumumuz, yatırım destek ofisimiz takibi gerçekleştirip sadece başvuru aşamasında değil, uygulama aşamasında da biz paydaşlarımıza aman destek yani olmaya çalışıyoruz. Yani sadece kontrol ayağında değiliz, sadece hibe veren ayağında değiliz. Aslında bunların hepsi bizim projelerimiz ve bu projenin başarıya ulaşması noktasında sizlerle hakikaten çok samimi bir şekilde, çok elimizi de taşın altına koyarak birlikte çalışmaya gayret gösteriyoruz. 2021 yılında da yine işte üniversiteden, belediyeden ve organize sanayi bölgesinden yine Uşak iline özelde işte tekstil konusunun, deri konusunun ön plana çıktı. Bazı projeler geldi. Şimdi kabaca işte bizim az 35 tane projemiz bu şekildeydi. Dediğim gibi geçmişi özellikle projeleri anlatmak için söylemedim. Sadece neleri yoğunlaşmışız özellikle hep birlikte görelim istedim. Biraz daha böyle farklı bir şeyler arıyoruz. O farklı şeyler nedir? Onlara da geleceğiz. Bazı ipuçları vereceğiz size o noktada. Ama özellikle şunu şimdiden söyleyebilirim. Artık bakanlık şey görmek istemiyor. Yani bunu çok net bir şekilde beyan ettiler. En azından bizim bölgemizden. Belki doğu illerinden hala gelebilir ama yani yöresel ürünler vesaire. Çünkü her proje yöresel ürün olmaya başladı şeklinde bir geri dönüşler oldu. O yüzden kafamızda ben bir yer yapayım, orada yöresel ürünler satılsın gibi bir proje varsa bu projenin çok yani bizden bile geçme şansı olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü 3 yıldır hep bu tarz projeler yapıldı. Diğer ajanslar tarafından da çok yapıldı. O yüzden hani bu düşünceyi şimdiden silerim. Farklı arayışlar içerisinde az önce anlattığım projelerden de farklı böyle dikkat çekebilecek şeylere yoğunlaşmaya çalışalım. Şimdi süreç yönetimi kısmına geçtik. 2021'de nasıl bir süreç yönetimi izledik? Biz 20-11-2020 tarihinde 258 kuruma resmi yazıyla bakın taslak süreci başlatıyoruz dedik. Bakanlıkta takriben 02-03-2021 tarihinde resmi olarak süreci başlattı. Yani günümüzü alıyoruz bunu hemen. Biz gene Aralık ayındayız şu an. Aralık ayında sizlere bir bilgilendirme yapıyoruz. Muhtemelen bakanlıkta Ocak, Şubat, Mart ayı geldiği zaman diyecek ki hadi bize projelerinizi sunun. Ve bakanlık 1-1,5 en fazla 2 ay bile vermiyor. 1-1,5 ay gibi bir süre veriyor. 1-1,5 ayda projeleri alınıyor. İşte bizim şimdiden başlatma sebebimiz biz 3 ay kazanalım ki projeleri daha sağlıklı bir şekilde şimdiden geliştirmeye başlayabilirim. Hani geçmişi 2022'de neler yapacağız onun kıyasını verebilmek için anlatıyorum sizlere. İnternet sitemizden duyuruyoruz. Şimdi de internet sitemizde bu bilgiyi yer alacak. İzlemeci arkadaşlarımız, bilgi işlemci arkadaşımız yayınladı mı bilmiyorum. Yayınladıysa eğer Ender Bey özelden bana yazabilirsen onu da internet sayfamızdan nereden ulaşabileceklerini gösterelim biz paydaşlarımıza. WhatsApp'tan bana yazarsan yayınladılar diye ben de açacağım oradan. Burada biz bu
Taslağı yaptıktan sonra işte bölgesel toplantı yapmıştık, aynı bu toplantı olduğu gibi. Sonra bazılarına Sayın Valilerimiz de iştirak etti. Sayın Valilerimizin de katılımıyla il bazlı ayrıca toplantılar da yaptık. Tekrardan bazı şeyleri anlattık, vurguladık. Burada da yine benzer bir süreç izleyebiliriz. Bu bölgesel toplantıdan sonra il bazlı toplantılara gidebiliriz. İşte geçen yıl ne kadar proje geldi? Görüyorsunuz şeylerden 67 tane proje gelmiş. Biz yalnız geçen yıl her ilden en fazla 4 projeyi bakanlığa sunduk. 2019'da her ilden 3 proje istediler. 2020'de her ilden 3 proje istediler. 2021'de her ilden 4 proje istediler. 2022'de muhtemelen gene sayı 3'e düşürürler diye değerlendiriyorum ben. Tabi bilemiyorum yani resmi olarak, ama yine 3 veya 4 proje olacaktır en fazla diye. Dolayısıyla biz her ilden burada 4 tane projeyi önceliklendirip geliştirmeye çalıştık. Bu veriyi de o yüzden sizlerle paylaşıyorum. Tabii biz bu projeleri, yani az önce sunulan 67 projeyi, 2020'de sunulan 67 projeyi ne yaptık değerlendirmek için? Bir komisyon kurduk. İlgili işte bizim farklı dairelerimizden, program yönetim birimi, yatırım tasarrufu, proje geliştirme uygulama birimi tarafından ve her birim ayrı ayrı bu projeleri değerlendirdi. Ondan sonra genel sekreterin başkanlığında bu projeler tekrardan ele alındı ve toplamda da her ilden en öncelikli 4 tane proje yönetim kurulunda fikri alınarak geliştirilmek üzere belirlendi. Neleri ön plana çıkartmıştık? Özgünlük bizim için bir kriterdi. Bu yeni dönemin kriterleri değil, ama yeni dönemin kriterleri de 3 aşağı 5 yukarı aynı olur. O yüzden paylaşıyorum sizinle. Özgünlük bizim için çok önemliydi. Sürdürülebilirlik olmazsa olmaz bir şey zaten her projede. İşte evraklar nasıl hazırlanmış, ilgili işte faturaları alınmış vesaire, hani projeyi destekleyecek belgeler, arka plan oluşturulmuş mu? Proje iyi hazırlanmış mı kısaca? Bu bizim için önemliydi. İstihdam son derece önemli bir konu. Sunumun sonunda tekrardan hatırlatacağım bu konuyu. Paydaş yapısı, dediğim gibi gereksiz kalabalık istemiyoruz. Nitelikli bir paydaş yapısı istiyoruz. Herkesin sorumluluk aldığı, elini taşın altına koyduğu, sadece projede imza atarak biz de projeyi destekliyoruzdan ziyade somut katkılar sunarak, mümkünse maddi katkılar da sunarak işin içine girdiği bir ortaklık yapısından bahsediyoruz. Eş finansman oldukça önemli. Biz diyeceğiz ki burada %90'a kadar biz eş finansman sağlıyoruz, ama bu %90 bir taahhüt değil diyeceğiz. Çünkü hakikaten gelinen noktada da kar amacı gütmeyenler için bakanlığın belirlediği eş finansman %75'lere falan, şöyle söyleyeyim, %75'lere falan düşüyorlar bizim destek miktarımızı. Yani sizin eş finansmanınız normalde %10 eş finansman, %90 ajans desteği olabiliyor, ama hiç daha önce projemiz 2019 yılında belki bir iki tane olmuştur. Onun dışındakiler hep böyle sizin eş finansmanınızın %125'lere, kar amacı gütmeyenseniz %30'lara, biraz daha böyle OSB tarzı imkanları olan kurumlarsa, meslek kuruluşları %60'lar. Zaten özel sektörde de en fazla %50 ile sosyal sorumluluk projelerinde sınırlı. Yani eş finansmanı biz yükseltebildiğimiz kadar yükseltmemiz gerekiyor. Bu seçim açısından önemli bir kriter bakanlık açısından da. Dediğiniz gibi atıl bina kullanımlarını önemsedik. İlçenin sosyoekonomik gelişmiş durumu bir kriterdi. Yani evet, düşük ilçelerde sosyal gelişmiş kendisi açısından düşük ilçelerde işler yapalım, ama oradan ayrı bir kriter olsa da bir de elle tutulur, gerçekten dişe dokunur işler de yapmak lazım. O dengeyi de şey yapmamız lazım yani. SGS'i ne kadar düşükse biz orada kesin yaparız demiyoruz. Sadece oradan 100 üzerinden 5 puanlık bir durum etkiliyor. Şey açısından da COVID-19 biliyorsunuz hala devam eden bir pandemi süreci var. Bu noktada da COVID-19 sürecine katkı sunabilecek özellikle işte yine istihdam konusu olabilir. Veya özel sektörün sosyoekonomik açısından düştüğü sıkıntıyı giderebilecek bazı projeler olabilir. O noktada da bir değerlendirme kriteri oldu. Yeni dönemde de 3 aşağı 5 yukarı dediğim gibi bu kriterler üzerinden gideriz. Her ilden 4 proje belirlendi demiştik çalışacağımız. Ondan sonra da biz ajans olarak genel sekreterimizin şöyle bir hedefi var. Yani her personelimiz bizim paydaşımızda olduğu gibi projeyi yazmasını bilsin. Projeler sadece paydaşların değil, bizim ajansımızla projesi aynı zamanda. Biz de elimizi taşın altına koyarak projenin içerisine tam anlamıyla girmeli, onlara destek olmalıyız. Tabi burada şeyi karıştırmamak lazım, ince bir çizgi var. Yani biz projeleri sahipleniyoruz, ama projeler netice olarak sizin, biz de finansör kuruluşuz bir anlamda. Ancak biz projenin en iyi şekilde hazırlanabilmesi ve en iyi şekilde uygulanabilmesi için birer belki mentor konumundayız. Yoksa aslında bu işleri sizin adınıza yapan, sizin yerinize geçerek bu projeyi uygulayan, bu projeyi hazırlayan insanlar
değiliz. O noktadaki ince çizgiyi de hep o farkında olmamız lazım. Bazen diğer tarafına kaymalar olabiliyor. Biz o çizginin hafif sağındayız. Siz belki hafif solundasınız. Öyle düşünün. Hani rollerimizi karıştırmamamız gerekiyor. Bunu bir mentorluk faaliyet olarak değerlendirmek gerekiyor. İşi sizin yerinize yapmayacağız yani. Bunu kısaca daha açık bir şekilde böyle söyleyeyim. Şimdi geçen gün ne yaptık? Dedik ki işte 16 proje ekibi oluşturduk. 16 tane projemiz vardı. 30 uzman personelimiz, 6 destek personelimiz var. Bu personellerin hepsi bu projelere atandı. İşte proje ekiplerinin görevleri, biz nelerden sorumluyduk? Paydaş yapısının etkin bir şekilde oluşturulması noktasında mentorluk sağlamak. Yani buradaki yapmak değil, mentorluk sağlamak diye düşünün lütfen. İşte etkileyici bir proje ismi bulunması noktasında yardımcı olmak, proje ana kurgusunun oluşturulması noktasında yardımcı olmak, uygulanabilir bir faaliyet planı çıkartılması için, yani mesela faaliyet planına bazı şeyler yazdınız ama bizim de bazı tecrübelerimiz var. Yani bakın şöyle şöyle aksilik olabilir, burayı şöyle geniş tutalım, burayı dar tutalım, şöyle şöyle faaliyetler ekleyebiliriz şeklinde işte sizlere doneler vermeye çalıştık. Yine proje yönetim yapısı, eş finansman artırma sponsor bulma noktasında belki bizim portföyümüzde olan şeylerle, firmalarla sizleri irtibatlandırma, sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturulması noktasında sizlere yönlendirme yapma. İşte yine biz projeleri baştan sona özellikle okuduk ama lütfen şimdiden istirham ediyorum. Yani proje yazacak kurumlarımız, ilçelerimiz vesaire mutlaka zaten hani çok güzel, çok kaliteli dil bilgisi öğretmenlerimiz var. Proje ekibimize böyle bir kişi de dahil edebilirsek örnek veriyorum yani eğer özellikle ilçelerde yapılacak projelerde lütfen dil bilgisi kuralları açısından projemizin çok güzel olması gerekiyor ki Türkiye'de yaşıyoruz, Türkçe konuşuyoruz, ana dilimiz Türkçe ve dolayısıyla biz kendimize duyduğumuz saygıdır esasında Türkçe'yi düzgün kullanmak. Bakanlık açısından da oldukça önemli bir faktör Türkçe dil bilgisi kuralları. Yani şöyle düşünüyorlar. Benim de şahsen düşüncem budur. Hani çok bozuk bir Türkçe ile bir şeyler gittiği zaman daha düzgün şey yazamamışsınız. Bu projeyi nasıl yürüteceksiniz gibi bir şey oluşabiliyor insanların kafasında. O yüzden yaptığımız işin her anlamda, içerik anlamda, şekil anlamda kaliteli olması bizi öne çıkartan bir faktör oldu bu zamana kadar. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Biz akabinde bu 16 paydaşı belirledikten sonra yani 4 projeydi her için 16 tane kurum vardı. Onlarla ayrıca toplantılar da yaptık. Dolayısıyla burada da işte 16 mı olur, 12 mi olur, kaç proje belirlenecekse sizlerle yine o proje sahipleriyle tekrardan toplantı yapacağız. Süreç içerisinde bakanlık da bizle toplantı yapıyor. Bu toplantıya işte ilgili daire başkanı SOGEP'ten sonra Sayın Fatih Bey, ilgili SOGEP uzmanları vesaire de katılmıştı. Hani siz hangi projeleri seçtiniz, neler yapıyorsunuz, bir ön fikir almaya çalışıyorlar ve hiç ışık görmedikleri, yani biz bu projeyi kesin geçiririz, kesin geçirmeyiz bir şey söylemiyorlar ama şunu söylüyorlar, yani şu projede hiç ışık yok, bunu değiştirin dedikleri olabiliyor veya konseptini değiştirin dedikleri olabiliyor. Dolayısıyla bu süreci lütfen dinamik olduğunu düşünelim. Yani şöyle bir şey var, hani bize bunu neden anlatıyorum bir hikaye, şunu söylemek için anlatıyorum. Şimdi biz projeyi seçtik, dedik ki tamam sizin projeniz SOGEP için uygun, biz çalışmaya başladık. Bir ay sonra dedik ki ya projenin şurasını değiştirmemiz gerekiyor veya daha kötü olumsuz bir senaryo söylüyorum. Bir ay sonra dedik ki biz bu projeyi listeden çıkartıyoruz. Bunlar olabilir. Süreç dinamik. Neden? Bakanlık çünkü süreç içerisinde bize toplantı yapıyor ve diyor ki bu proje hayır diyor. Yani bu proje bizim önceliklerimizden birisi değil. İstemiyoruz diyebiliyor. Bu projeye şey yapmıyoruz ya da benzer onların elinde tüm Türkiye'nin portföyü olduğu için mükerrer olduğunu düşündüğü projelerde bunu diyebiliyor. Herhangi bir çıkartın dedikleri proje bir kez oldu. Onda da tam netleştirmemiştik daha. Dolayısıyla çok etkilemedi ama bir iki tane konseptini değiştirdiğimiz proje, yolun ortasında değiştirdiğimiz proje oldu geçen yıl. Bu başımıza gelebilir. Şimdiden deklare ediyorum ki lütfen öyle bir şey başımıza gelirse yani kabul etmiştiniz olmasın. Biz bu noktada doğrudan finansman makamı değiliz. Biz sizler geliştiriyoruz. Bakanlık burada asıl değerlendirici makamı ve onlar ne diyorsa bir nevi uymaya mecburuz. Onlara fonla talipsek onların yönlendirmelerini de hoş karşılamamız, onların yönlendirmelerini de kabul etmemiz gerekiyor işin açısından. Bu uyarıyı da ufak hatırlatmaya da daha doğrusu yapmış olayım. Proje geliştirme çalıştırmalarını da az önce söylemiştim. Ekipler bizden de belirleniyor. Bu ekipler işte sizlerle birlikte fiziki olarak, gerek fiziki olarak, gerekse online. Yani geçen çok yoğun bir çalışma yapmıştık. Mesela bu Ahmet Bey arabadan falan katılmış. Böyle değişik enstantaneler vardı.
veya işte buraya kişisel verilerini koruma kanunu kapsamında sıkıntı yaratmasın diye koymadım ama WhatsApp yazışmaları falan var. Yani gecenin işte birinde yazmış proje bütçesinde şu şu var nasıl olur diye. Böyle bir çalışma içerisine girebiliriz. Gireceğiz daha doğrusu girebiliriz demeyeyim. 3 yıldır böyle oldu. Böyle bir çalışma içerisine gireceğiz. Dolayısıyla karşı tarafta SOGEP ekibinde yer alacak insanların da o SOGEP geliştirme süreci 1-1,5 aylık süreçte hani mesai mefhumu gözetmemesi gerekiyor. Onu da lütfen ekipler oluştururken dikkat edelim ki yani ekip oluştururken başarıyı şunlar getiriyor. Bir, ilk önce yetkin olacak. Yani yetkin olmadığı zaman sıkıntı. İki, istekli gönüllü olacak. Bir insana talimatla da iş yaptıramıyorsunuz. Olmuyor. Yani birisi o talimatı vermiş olabilir ama siz burada çok net hissediyorsunuz onun bir şey yapmak istemediğini. Olabilir. O da saygı duyacağım bir şeydir. Hani gönüllü olmayabilir. Ama başarıyı istiyorsak biz yetkin ve gönüllü kişiler olmalı ki işte biz o kişiyle saat 10'da da çalışabilelim. Saat 10.30'da da çalışabilelim. Yeri geliyorsa hafta sonu da çalışabilelim. Bu dediğimiz gibi projemizin başarısı için. Yoksa kimse durduk yere biz de şey değiliz yani hafta sonumuzu verelim. Akşam saat 9'dan sonra 10'dan sonra zevkine çalışalım bir durumumuz yok. Bunu yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz. Ve buna ayak uydurulması gerekiyor işin açısı. Bu da anca işte burada gördüğünüz gibi gülen, mutlu, işi isteyen ekiplerle mümkün olabiliyor. Buna da dikkat etmemiz gerekecektir proje ekiplerini oluştururken. Şimdi biz ilk etapta standart belge de alıyoruz. Yani şunu ön başvuru, şunu da nihai kısım diye düşünebilirsiniz. Bugün internet sitemizde görebilirsiniz bu belgelere. Proje bilgi formu, iş planı ve bütçe istiyoruz sizden. Daha sonrasında seçildikten sonra projeniz eğer ilk işte ilk 3'e ilk 4'e il bazlı kalırsa ve evet sizinle birlikte SOGEP çalışması yapacağız dediğimiz anda biz artık proje başvuru formu ve asıl bizler için çok önemli ihtiva eden destekleyici belgenin hazırlık sürecine giriyoruz. Dolayısıyla ilk etapta sizden bu belgeleri istemiyoruz. Ama bu belgeleri istemiyor olmamızın şeyini lütfen karıştırmayın. Yani buraya dayanaksız bir şekilde yazın demiyoruz. Belki 3-4 tane proforma faturası sunamayabilirsiniz. Ama lütfen yazacağınız bütçeye ilişkin araştırmalar veya işte faaliyet planına ilişkin araştırmalar bunlar zaten taslak olarak en azından 3 aşağı 5 yukarı ayakları yere bassın. Burada böyle sadece fikir beklemiyoruz. Yani burada da aslında biz proje bekliyoruz. Sadece projenin bazı destekleyici ek belgelerini ilk etapta istemiyoruz. Öyle düşünün. Burada proje bekliyoruz. Ben geçip geçmeyecek projeyi niye sunayım? Niye belli? Yani bu kadar emek vereceğim. Belki bana diyeceksiniz ki geçmedi. Güzel soru. Onun da cevabını şöyle vereyim. Bizim proje havuzumuz var. Bu proje havuzunda bu geçmeyen projeleri de alıyoruz biz. 2 yıl sonra farklı bir imkan çıkabiliyor veya o projeyle ilgili bir işbirliği olabiliyor. O zaman da paydaşı arıyoruz. Diyoruz ki ya böyle böyle bir proje sunmuştum. Hala bu noktada şey misin? Yapabilir misin? Şöyle bir imkan çıktı diye. Dolayısıyla aslında proje havuzu oluşturuyoruz. Yani projelerinizin bir türlü biz havuza kaydediyoruz. Belki bugün SOGEP için olmayacak ama yarın güdümlü için olacak. Ondan sonraki gün başka bir proje için olacak. Yurt dışı bir fon için olacak. Hani o yüzden proje yazmak kötü bir şey değildir. Evet biraz emek harcanması gerekecek ama bu emek belki SOGEP'te karşılığını bulmayacak da başka bir programda karşılığını bulacak. Böyle düşünebilirsiniz. Tabii belki de hiç bulmayacak. Burası da var. Sonuçta yani proje dediğimiz bir sürü proje üretiyor. Hepsinin desteklenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama lütfen ilk etap sunulacak proje hani fikir istemiyoruz. Özellikle onu söylemek istiyorum. Bütçesiyle, iş planıyla, faaliyet planıyla oturmuş, ayakları yere sağlam basan, kimin hangi işi üstleneceği belli olduğu bir proje konsepti geliştirmesini istiyoruz. İşte geçen yıl bunu da niye verdim? Tarihi görün diye Temmuz gibi de sonuçlar açıklandı. Biz de işte Ağustos, Eylül, Ekim gibi de duruma göre 2 aylık bir süreç veriyorlar. Kaç zam onaylandıktan sonra bazı revizyonlar falan istiyorlar. Ekim, Eylül aylarında da sözleşmeleri imzaladık ve projelerimiz 2021 SOGEP projeleri 2021 Eylül, Ekim ayında Ekim ayı diyelim daha ağırlık olarak imzalanarak hatta Kasım ayına da sarktı bir kısmı imzalanarak hayata geçmeye başladı diyebiliriz. Yani yıl ortasında, yılın ilk çeyreğinde çalıştığımız projeler yılın ikinci çeyreğinde, ilk yarı üçüncü çeyreğinde açıklanıyor. Dördüncü çeyreğinde de sözleşmeye bağlanıyor gibi düşünebiliriz. Kafasında ben projeyi ne zaman hayata geçirebilirim diye sorusu olanlar için bu geçmiş süreç özetini bu şekilde yapmış olayım. Şimdi burada 2022'de ne öngörüyoruz? 2022'de geçmişte olan öncelikleri öngörüyoruz. Yani 4 tane öncelik var. İstihdam edilebilirliği arttırmak, sosyal girişimcilik, yenilikçilik, sosyal içerme ve sosyal sorumluluk öncelikleri. Değişebilir mi?
değişebilir. Öncelikler aynı kalıp altındaki başlıklar değişebilir mi? Alt başlıklar veya yoğunlaşacak alanlar değişebilir. Bunu sadece bir öngörü olarak paylaştığımı özellikle vurgulamak istiyorum. İstihdam edilebilirliği arttırmak nedir? Ekrandakileri sizlere okumayacağım. Burada sunumu paylaşacağız. Hatta yeri gelmişken nereden indirebileceğinizi de bu ekrandan göstereyim. Arkadaşlarım yüklendi diye bilgi verdiler. Zafer.gov.tr'ye geldiğiniz zaman bizim buraya şöyle şurayı görüyorsunuz. 2022 SOGEP diye burada bir kutumuz var. Buraya geldiğiniz zaman program tanıtımı vesairesi özellikle bakın hızlı aksiyon alabilmek adına hazırlanan taslak çalışmasıdır. Resmi olarak henüz yayınlanmamıştır şeklinde bir dipnotta belirtmişiz. Buradan şeyleri okuyabilirsiniz. Başvuru belgeleri, az önce söylemiş olduğum belgeleri RAR dosyasını indirerek, burada da RAR dosyasına sıkıntı alıyorsanız lütfen kırmızıya tıklayın. Az önce benim tıkladığım yere. Buradan güncel RAR dosyasını 32 bit veya 64 bit neyse işlemciniz ona uygun şekilde WinRAR programının güncel versiyonunu buradan indirebilirsiniz. Buradan SOGEP dosyasını indirdiğiniz anda şöyle yapalım. Böyle bir form sizi karşılayacak. Yani şu üç tane formun doldurulmasını istiyoruz. Performans göstergelerini doldururken burada içine bakabilirsiniz. Hatta yeri gelmişken şöyle açayım. Çok kısaca bölümlerinden bahsetmek şey olacaktır. Ne beklediğimizi anlatmak adına. Esas beklediğimiz form bizim bu form zaten. Burada dediğim gibi zaten yazıyor yani yönlendirmeleri burada yapmaya çalıştık. Dikkat çekici bir proje adı. Özellikle dediğim gibi yararlanıcı ortak ve iştirakçılardan oluşan nitelikli bir paydaş yapısı kurmanızı öngörüyoruz. Tekrar ediyorum, gereksiz kalabalık istemiyoruz. Buraya yazılan her kurumun mutlaka ve mutlaka projede bir fonksiyonu olması gerekiyor. Yani işte bakacak, uzaktan destek verecek şeklinde değil ya da şöyle bir işimiz düşerse şeklinde değil. Mutlaka faaliyetlerle tanımlanmış bir fonksiyonun olması gerekiyor. Ve özellikle mali kaynaklara da yani sizin bir eş finansman yükümünüz olacak ya o eş finansman yükümünüze de katkı sağlarsa çok 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 faydalı olacaktır diye belirtmek istiyorum. Burada projenin tahmini, bütçesi, destek miktarı, eş finansman oranı vesaire gibi bilgiler bulunmakta. Her ne kadar ajanstan %90 talep edebiliyor olsanız da benim naçizane önerim geçmiş 3 yılın tecrübesi gösterdi ki yani kesintiler oluyor. %90'lık projenin geçme şansı çok fazla olmuyor. İlk etap için benim önerim hiçbir geliri olmayan kurumlarımızın %80 ve %85 bandında olması, meslek kuruluşlarımızın %65, %80 bandında, %70, %80 bandında talep etmesi. Yani %90 talep etmeyiniz lütfen. Çünkü her ne kadar usul esaslarda yazılmış da olsa fiiliyatta başarılı projenin genellikle karşı tarafta daha fazla mali kaynak sağlayan projeler olduğunu biz görüyoruz. Bunun dışında proje bütçesinde yer almayan kaynakları burada aynı kaynak olarak belirtmemiz gerekiyor. Proje konumuz hangi önceliğe giriyor? Lütfen sunumdan öncelikleri iyice okuyunuz. Bazen sosyal sorumluluk yazıyorlar öncelik. Sosyal sorumluluk bizim anladığımız sosyal sorumluluk değil. Sosyal sorumluluk çok net bir şekilde tanımlanmış durumda SOGEP için. Bir kez özel sektör doğrudan başvuru sahibi olacak. Yani özel sektörün başvuru sahibi olmadığı herhangi bir proje sosyal sorumluluk değil. Özel sektör başvuru sahibi olurken de şunu yapmayacak. Yani ben 3 tane makine alacağım. Bu makineyi kurup 10 tane istihdam yapacağım. Bu sosyal sorumluluk projesi değil. Bu kapasite arttırma projesi. Sen zaten kendin için yapıyorsun. Vestel örneğini hatırlayalım. Vestel kendisine bir şey almıyor. Proje kapsamında aldığı her türlü mal, malzeme, ekipmanlarla kendi atıklarını kullanarak okullarda kendi yap atölyeleri kuruyor ve bunu da okullara veriyor. Okullara hibe ediyor. Yani kendisi doğrudan bir menfaat elde ediyorsa bu sosyal sorumluluk değildir. Az önce verdiğim örnek bir tekstil firması iki tane makine alacak ve bunun karşısında da 20 tane kişi istihdam edeceksin bu sosyal sorumluluk değil. Ama o tekstil firması şunu yapsaydı ya ben 20 tane kadını örgütleyeceğim, bir araya getireceğim, kooperatif kurduracağım, kendi elimdekilerden bazı tekstil makineleri vereceğim. Senin projenden de şunları 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 alacağım. Onlara böyle bir üretim yeri yapacağım. Onların ürettikleri malzemeyi de alacağım. Kendime ham madde olarak ara ürün olarak kullanacağım ve nihai ürün yapacağım. Olabilirdi belki. Çünkü burada doğrudan kendisi üzerine aldığı bir şey yok. Kendisi işte sosyal sorumluluk anlamında birilerini iş sahibi yapıyor. Birilerini meslek sahibi yapıyor belki. Hani sosyal sorumluluğu bu şekilde düşünmemiz lazım. Kaymakamlık başvuru sahibi sosyal sorumluluk önceliği işaretlememesi lazım. Çünkü bir kez sosyal sorumlulukta kural bir, başvuru sahibi özel sektör olması gerekiyor.
İkinci vurgulamam gereken önemli nokta yersiz. Yani şöyle hemen girelim. Buraya üye olmadıysak lütfen üye olalım. Güzel bir platform. Yani birçok veriye, birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Yapacağınız analizlerde de etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. İlçe ve il kademelendirmesi çalışmaları Türkiye geneli için. Şurada biraz ekranım karışmış durumda, kusura bakmayın. Şeyden dolayı göremediğim yerler var. Buraya da gelip buradaki özellikle ilimizde, ilçemizde öne çıkan verileri buraya üye olduktan sonra şu bölgeden üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üye olduktan sonra yersiz kullanımıyla ilgili bizim planlama birimiyle de her zaman Hacı Mustafa Tarkan Bey'in, Bekir Bey'in, Sinan Bey'in yer aldığı birimizle bir iletişime geçerseniz eğer, onlar da hani bir sıkıntı yaşıyorsanız o sıkıntıyı nasıl bertaraf edebileceğinizi, nasıl çözebileceğinizi yönlendirecektir sizlerle. Burada da özellikle 2022 yılında gerekçelendirme bölümünde, projemizin gerekçelendirmesi bölümünde yersiz çalışmalarını atıf yapmanın, yersiz çalışmalarını kullanmanın son derece önem arz edeceğini farkındayız. Bakanlığın buna dikkat edeceğini düşünüyoruz. Ve bu noktada da sizleri şimdiden buna biz yönlendirmeye özellikle dikkat ediyoruz diyelim. Şimdi buraya geldim tekrardan. İnanılmaz önemli. Yani bize lütfen ve lütfen projeyi uygulayacağınız yerin gerekiyorsa işte enlem boylamlarını da vererek, gerekiyorsa resimlerini de ekleyerek, hani biz buraya eklerce falan koymadık ama resimlerini de ekleyerek ve mülkiyet durumunu da çok net bir şekilde ifade ederek. Yani bir kez kamulaştırma gerekiyorsa, mülk sizin değilse veya size tahsis edilmemişse bunlar çok ciddi sıkıntılar çıkartan işlerler. Biz bu projelerle bakanlığa gitmek istemiyoruz. Bizim gideceğimiz projeler çok çok net olmalı uygulama açısı, uygulama alanı bakımından. Size olmalı, sizin olmalı, size tahsis edilmiş olmalı. Herhangi bir üzerine yapmayı düşündüğünüz projeyle ilgili herhangi bir anlamayacak izni olmamalı ve proje uygulama süresi içerisinde değil, proje öncesinde bu izinlerin tamamının alınabilir halde olması gerekiyor. O yüzden örnek veriyorum işte bina alan adı ne diyelim işte bilmem ne belediyesinin sosyal faaliyet binası. İşte adresini yazacaksınız. Mülkiyet durumu. Bina şu anda kullanılmamaktadır. Bina bize tahsisidir. Tapusu da şuradadır. Hatta mümkünse tapusunu falan da ekleyebilirsiniz. Yani mülkiyet durumunda herhangi bir kafa karışıklığına sebep olabilecek, mülkiyet durumunda herhangi bir izin, ruhsat işlemi gerektirebilecek, kamulaştırmaya gerekecek şeylerde lütfen uygulama alanı belirlemeyiniz. Çünkü bunların çok ciddi sıkıntısını yaşadık. Dolayısıyla uygulama alanı zaten mevzuata falan da girdi bu. Uygulama alanında herhangi bir pürüz, hiçbir şekilde bir pürüz olmamalı. Bize sunacağınız projenin uygulama alanından bahsediyorum. 18 ay olabiliyor proje süremiz azami. Bu kısımlara girmiyorum. Yani bunlar konuşacağımız zamanlar. Ama performans göstergeleri açısından şunu önemli vurgulamak istiyorum. Sunumun başına söylemiştim. Ya bir proje yapacağız, işte uzun vadede 10 bin kişi istihdam edeceğiz. O beni hiç ilgilendirmiyor. Uzun vade beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım ne? Beni derken şahsımı algılamayın lütfen. Yani bakanlık olarak bunu, ajans olarak söylüyorum. Ya da proje mantarısından söylüyorum. Proje süresi 18 ay mı azami? Siz 18 ay mı belirlediniz? Beni ilgilendiren şey şu. 18. ayın sonunda biz buraya ne yazdıysanız, örnek veriyorum. Onu da nereden yazacaksınız? Şuradan yazmanız gerekiyor. Sizle bu göstergeleri paylaştık. Ops, yanlış yer açtım. Soya performans göstergeleri bölümünde. Bu indireceğiniz dosyanın içerisinde var. Örnek veriyorum. Baktınız buradan. Dediniz ki sürekli istihdam G1. Kodu da G1'miş. Sürekli istihdammış. Kod G1. Gösterge adı sürekli istihdam. Birim kişi. Tür. Şu aşağıda çıktı göstergesi nedir? Sonuç göstergesi nedir? Bunları anlattık. Ben çok kısaca şöyle örnekleyeyim. Yani burada da örnek var ama farklı bir örnek üzerinden ya da aynı örneği vereyim. Şimdi aklıma gelmedi. Bir eğitim faaliyeti düzenlediğiniz projenizde eğitim almak bir araçtır. Eğitim vermek bir araçtır. Eğitimin sonunda o eğitilen kişilerin proje yazması mesela bir amaç olabilir. O eğitilen kişilerin istihdam edilmesi bir amaç olabilir. O eğitilen kişilerin mesleki kapasitelerinin, mesleki bilgi ve kapasitelerinin gelişmesi bir amaç olabilir. Dolayısıyla araçlarımız çıktı, amaçlarımız sonuç göstergesi diye düşünmeniz lazım. İstihdam bir araç değildir, istihdam bir amaçtır. Mesela makine almak bir araçtır. İstihdam bir amaçtır. O yüzden bunun sonucuna, türüne sonuç yazabilirsiniz. Hedef.
Şimdi işte burası bizim için önemli. 10 mu yazdınız? Bu 10 ne demek biliyor musunuz? Bu 10 proje başladı. 01.01.2022 tarihinde atıyorum imzaladık. 18 ay geçti. 01.06.2023 tarihine geldik. O zaman bizim izleme değerlendirme birimindeki arkadaşlar gelecek, kapınızı çalacak. Bu kağıdı ortaya koyacak ve diyecek ki 10 istihdam, tabii o zaman demeyecek de o zamana gelene kadar bunu 10 kez diyecekler size. Hani sürekli hatırlatacaklar bizim istihdamlar ne oldu, bizim istihdamlar ne oldu, bizim istihdamlar ne oldu diye. Ama ben şey olarak biraz abartarak, egzecere ederek söylüyorum. İşin sonunda gelecekler bu 10 olur mu olmadı mı? Orada şöyle bir cevap bekliyor olmayacağız sizden. İşte 10 yıl sonra, 5 yıl sonra hele bir proje bitsin, işte önümüzdeki yıllarda yapacağız değil. Buraya yazılan her şeyi tekrar ediyorum. Projeye süresi içerisinde tamamlanmalı. Yanlış yazdım herhalde. Tamamlanmalı. Proje süresi içerisinde bitmeli, gerçekleşmeli. Gerçekleştiremeyeceğiniz bir şeyi buraya yazmamanız gerekiyor. Ama buraya hiçbir şey yazmadığınız zaman da o proje zaten proje olmuyor. Dolayısıyla yine bir ikili durum var. Hani ince bir çizgi var. Ya hiçbir şey yapmayalım, taahhüt etmeyelim ki iki gün sonra başımız belaya girmesin diye düşündüğünüz anda siz proje yazamıyorsunuz. Ya bir şeyler yazalım ama yapamazsak sıkıntı yaşar mıyız? Evet, yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla zaten amacımız bir proje yazmaksa proje bir iddiadır. Proje ben şu sorunu şu yolla çözeceğim, şu faydaları sağlayacağım iddiasıdır. O iddialarımız da gerçekçi. Biz ona smart diyoruz işte. Proje yazma eğitimlerinde çokça bahsediyoruz. Specific, measurable, achievable, relative ve time bound. Diye İngilizceden gelme işte. Belli amaca odaklanmış, ölçülebilir, zaman ve maliyet etkin şeklinde Türkçesinde açılmış bir kavram. Dolayısıyla buraya mutlaka başarabileceğimiz şeyleri yazmamız gerekiyor. Ben buraya yanlış anlaşılmasın hiçbir şey yazın demiyorum, yazmayın demiyorum. Buraya yazdığımız şeylerin arkasında olalım, 18 ay içerisinde tamamlayabilelim. 18 ay içerisinde tamamlayabileceğiniz şeyleri buraya yazalım diye belki 3. 5. kez ısrarla söylüyorum. Çünkü son derece önemli, önemli şeyleri de her zaman tekrar etmekte fayda var. Bana bir şey 2-3 kez özellikle üzerine vurularak söylendiği zaman ben ona çok daha dikkat ediyorum. Kendimden öyle bildiğim için size de bu şekilde 3. 4. kez hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bu bölüm çok önemli. Sözleşmede buna ilişkin cezai yaptırım var. Bunu da açık açık şimdiden söylemek istiyorum. Yani buradaki hedeflerin gerçekleştirilememesi özellikle istihdam anlamında bir cezai yaptırıma, işte proje bütçesinin belli oranı, destek miktarının belli oranında kesintiye gidebilecek yaptırımlar içeriyor. Ya 10 dedik 9 oldu. Olmuyor mu? Ya buradaki şeyi lütfen kesin ağlamayın. İzleme değerlendirme birimiyle orada iş birliği içerisinde hani hiç öngörülemeyen şeyler olabilir. Onlar ayrı. Ama ya buraya da 50 değil, işin sonunda 5'te bitirirsek bu farklı bir şeydir. Yani bu ve proje başarısız bir projedir. Çünkü projenin başarısızı zaten şudur. Hani biz sınava giriyoruz ya, sınavda biz kime başarılı diyoruz, kime başarısız diyoruz. İşte farklı şeyler var mesela. Proje yönetiminde 65'in altında başarısız, 65'in üstünde başarılı diyoruz. Okulda neydi işte 80-90 alınca benim zamanımda pek iyi falan alıyorduk. Üniversitede farklı bir sistem vardı işte çan eğri sistemi vardı. Çan eğrisinin altında üstünde kalana başarılıyorduk. Dolayısıyla burada yazılan şeyler yani başarı başarısız faktörü sizin tanımladığınız bir kritere göre belirleniyor. Siz buraya 50 tane kişi istihdam edeceğim değil 50 tane değil de 5 tane istihdam ediyorsanız o projede isterseniz siz altyapı kurmuş olun, isterseniz siz işte makine ekipmanları almış olun o proje başarısız bir projedir. Hedeflerini tutturamamış bir projedir. Projenin hedef tahtası budur. Proje ve yapacağınız her türlü şey araçtır. Bu amaçları tutturabilmek için, bu şeylere ulaşabilmek için işin açısı. Bunu özellikle tekrardan vurgulamış olayım. Bu kısımlara girmiyorum. Burada sadece şuna vurgu yapacağım şu aşamada. Şu aşamada girmiyorum. Şimdiden sizin burada yazdığımız şekilde en az 4 kişilik bir ekip kurmanızı ben önemli istirham ediyorum. Koordinatör, bir idari işler sorumlusu, bir teknik işler sorumlusu ve bir mali işler sorumlusu olmak üzere en az 4 kişiden oluşan ama bu kişiler nasıl olmalıydı? 1. Yetkin olmalıydı. 2. En az yetkinlik kadar önemli, gönüllü olmalıydı. Yani bazen şöyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. İşte arıyoruz idari işler sorumlusu. Ya ben de projeyi öylesine yazdılar. Ben çok projeyle bilmiyorum. Siz en iyisi şunu arayın diyor. Yani o zaman siz bu projede niye varsınız hani? Buradan hem sayın yöneticilerimize hem de sayın idarecilerimize hem de sayın
bu ekipler devralacak kişilere söylüyorum. Lütfen siz gönüllü olmayan bir kişiyi ekibe koymayın. Ve eğer lütfen siz de gönüllüyseniz o ekipte yer almayın. Çünkü işler yürümüyor maalesef. Böyle bir durum olduğu zaman maalesef maalesef yürütemiyoruz. Daha farklı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte biz ayrıca işte ek bir iş planı ve ek bir proje bütçesinin doldurulmasını bekliyor olacağız. Ek bir proje bütçesinde şöyle hızlıca göstereyim. Buraya kalemler yazılıyor. Otomatik Excel hesaplamaları vardır. Ola ki hesaplama otomatik çıkmazsa şuradan seçenekler bölümünden yani biz otomatiği ayarladık ama bazı bilgisayarlarda şurası kapalı oluyor. Şu şekilde oluyor bazı bilgisayarlarda. Bunu alıp açıp yinelemeyi hesaplamayı etkinleştir. Ve 1000 yaparsanız bu şekilde tamam derseniz bu Excel fonksiyonu içerecektir. Fonksiyonu yürütebilecektir. Otomatik buradaki hesaplamalar ortaya çıkacaktır. Sizden sadece beyaz hücrelere giriş yapmanızı bekliyoruz. Diğer renkli hücreler, beyaz dışındaki herhangi bir renkli hücreler veri girişi yapmamanız gereken alanlar ifade etmektedir. Bu hali boş bırakıyorsunuz ilk sayfada. Yani ilk proje bütçesi şeklinde bu en son projeniz başarılı olsa bakanlık tarafından gelebilecek önerilere doğru değiştireceğimiz formdur. Bir tane daha formumuz var. O da ek ilk iş planı. Burada da işte hangi faaliyetleri icra edeceksiniz? Ya burada açıklama deyince yani açıklama adı üzerinde detay bilginin verildiği yerdir. Şöyle şeyler oluyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. İstihdamların yapılması faaliyetin adı. Örnek veriyorum. Açıklama istihdamlar yapılacaktır. Yani bu açıklama değil. Bunu ben zaten buraya bakarak algılayabiliyorum istihdam yapılacağını. Ben burada neyi görmek istiyorum? Projenin işte zaten şurada diyorsunuz örnek veriyorum. Projenin 7. ve 8. aylarında şu kadarı kadın, şu kadar erkek veya bir işte belirtme gerekmiyorsa şu kadar kişi şu alanlarda istihdam edilecek ve projede kurulacak şu yapıların çalıştırılmasında görev alacaklardır gibi. Hani niye ne kadar istihdam edecek, ne zaman istihdam edecek, nerede çalıştırılacak gibi detay bazı bilgileri istiyorum. Açıklamadan kastımız bu. Burada yazan ifadenin edilgen veya etken yapılarak buraya tekrardan yazılmasını istemiyoruz. Bazen de buraya açıklama gibi uzun faaliyet adı yazılıyor. Hayır, ona da gerek yok. İşte makine ekipmanlarının alınması yazsanız yeterli. Detayı da burada verebilirsiniz. Hani bunlara tabii el birliğiyle gireceğiz ama ben şimdiden hazır bir arada herkes bir aradayken bu önemli gördüğüm hususlarda hatırlatmak istiyorum. Bu sayfa unutuluyor. Burada da her bir paydaşın hani demiştik ya buraya baktığımız zaman işte biz şunu göreceğiz. Ya bu projede nokta nokta ilçesi köylere hizmet götürme birliği yer alıyormuş, ortakmış. Ne yapacakmış bu kişi? İşte proje başvuru sahibine destek olacak. Destek, hayır, istemiyoruz bunu. Başvuru sahibine destek yani biz de destek oluruz o şekilde. Ne yapacaksa fiilen, işte proje kapsamında kurulacak şu yapının atıyorum işletilmesinden sorumlu olacaktır. Ya da projeye aynı katkı olarak şu imkanları sağlayacaktır gibi çok net bir tarif yapılmasını bekliyor olacağız. Özellikle bu hususları tekrardan vurguladım ki zaten süreç içerisinde birlikte çalışacağız. Birbirimizi belki daha net anlayacağız o noktada. Karşımıza çıkacak hususlar olacaktır. Ben bu vesileyle vurgulamış olayım. Bunları dediğim gibi tek tek okumayacağım. Girişimcilik, yeni nesil, sosyal çevre sunumlardan indirip bakabilirsiniz. Hani öncelikler nelerdir? Onların altında nasıl beklentiler vardır diye. Şunu tekrardan vurgulamak istiyorum. Sosyal sorumluluk projesi diye işaretlediğiniz projede mutlaka başvuru sahibi özel sektör olmalıdır. Desteklenmeyecek proje konularına bakalım. Yani yurt dışı seyahatlere çok sıcak bakmıyorlar. Projemizde yurt dışı ziyaret olmasın. Olursa çıkartıyoruz direkt projeden. Birilerine hibe vereceğim, para dağıtacağım ya da ne bileyim işte gıda paketi dağıtacağım gibi projeler olmasın. Buradaki sosyalle yani sosyal yardımla sosyal kalkınmayı, sosyoekonomik kalkınmayı veya SOGEP'i karıştırmamamız gerekiyor. SOGEP aslında insanlara balık tutma şansı verdiğimiz bir programdı. Oradan balığı vermiyoruz. Yani onların mesleki bilgi becerilerini arttırıyoruz. Onların işe yerleşmelerini sağlıyoruz. Ama onlara bir gıda yardımıdır. Onlara bir para yardımıdır. Böyle bir şey değil. Yani sosyal yardım değil bu program. Özellikle sosyoekonomik gelişmişlik açısından il ve ilçelerimizin fırsatlarının ön plana çıkartılması, imkanların geliştirmesi ve bu anlamda o il ve ilçelerde yaşayan insanlarımızın istihdam başta olmak üzere sosyoekonomik refah düzeyinin arttırılması noktasında yapılacak faaliyetler diye düşünebilirsiniz ama yardım faaliyetleri değil,
onlara bir yetkinlik kazandırma faaliyeti olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kısmı zaten anlatmıştım. Öncelik 1, 2, 3, öncelik 4'te özellikle özel sektör işletmeleri başvuru sahibi olmalı. Diğer önceliklerde başvuru sahibi bahsettiğimiz kurumlar olabilir. Siyasi parti dışında herkes projeye sponsor, iştirakçı olarak katılabilir. Ama iştirakçıdan beklediğimiz şey şudur. Yani projeye somut bir şey versin. Ya para versin ya atıyorum somut bir aynı katkı sağlasın. İştirakçı eşittir sponsor çünkü. Hani sponsorluk görevini icra etmeyen bir kurumsa onda projeye dahil etmenin çok bir anlamı, çok bir esprisi olmayacaktır. Şimdi süreci özetlemem gerekirse şu an buradayız. Birinci aşamadayız. Yani başvuru sahibi proje bilgi formu, iş planı ve bütçesiyle bize başvuracak. Biz bunu alacağız, değerlendireceğiz ve diyeceğiz ki evet ikinci aşamaya geçtik veya diyeceğiz ki ikinci aşamaya geçemedik, proje havuzumuza kaydettik. Teşekkür ederiz. Bir gelişme olursa sizle haberleşeceğiz. Kimler için bunu diyeceğiz? Her ilden 3 veya 4 proje için. İlk 3 veya 4 proje için bunu diyeceğiz ve daha sonra ajans uzmanları atayacağız size. Birinci aşama dosyaları üzerinden proje başvuru formu ve destekleyici belgelerle birlikte ikinci aşama dosyaları birlikte oluşturacağız. Burada da özellikle söylüyorum. Bizim bu asli görevimiz değil, asli görev sizde. Biz size mentorluk sağlayacağız, destek olacağız. Proje ekiplerimiz bu noktada sizlerin başarılı bir dosya hazırlaması için elinden gelen yardımı yapacak. Ama o çizginin, net bir çizgi var aramızda. O çizgiyi karşılıklı geçmememiz gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hadi projeyi siz yazın falana gelmemesi gerekiyor işin. Nihai değerlendirme bakanlık tarafından yapılacak. Ve en sonunda da bakanlık uygun gördüğü projeleri bize bildirecek ve biz de bakanlık adına genel sekreterimiz bazı revizyonlar talep ediliyor. Yani şu da oluyor bakın işin sonunda. Onu da şimdiden söyleyeyim. Örnek veriyorum. Dediniz ki işte 2 milyonluk proje. %70 istiyoruz. Biz de %30 vereceğiz. Projede şunlar şunları yapacağız. Bu aşamada bize bu sunuyoruz. Bizim bunu kabul ediyor olmamız demek bu aşamada bizim bu noktadaki şeyleri aynen kabul ettiğimiz anlama gelmiyor. Biz bunu kabul ediyoruz ama geliştirmek üzerine kabul ediyoruz. Yani burada yeni bir mutabakat sağlıyoruz size. Belki diyoruz ki %65'e indireceğiz bunu. Belki diyoruz ki şu faaliyetleri çıkartacağız. Bu aşamayı kabul ediyor olmamız bu aşama için bir taahhüt değil. Bunu söylemek istiyorum. Anlaştık, bakanlığa sunduk. Bakanlık da revizyon isteyebiliyor. Diyor ki %60 istemişsin sen benden. Ben projeyi %50 veririm. Bu şartlar altında imzalıyorsa imzalasın diyebiliyor. O yüzden hiçbir aşamayı lütfen taahhüt olarak algılamayın. Ya biz size konuşmuştuk, tamam demiştiniz, şimdi değişiklik istiyorsunuz. Dinamik bir süreç. Özellikle altını çize çize söylüyorum. Dinamik bir süreç. Yani ana konseptimizi değiştirmeyecek değişiklikler gerekebiliyor. Bazen de bir istisna söylemiştim. Bakanlık bu ikinci aşama geliştirme sırasındayken bir toplantı talep edip ya bu proje hayır yok diyor. Proje çok bizden şey olmaz diyor. Geçmeyecek bir proje için ne sizin ne bizim emek vermemize gerek yok. O projeyi tamamen değiştirme veya o projeyi listeden çıkartıp başka projeyle devam etme durumu da söz konusu olabiliyor. Bunları da açık açık şimdiden söylüyorum ki 2 gün sonra hani söylememiştiniz bilmiyorduk bu kadar emek verdik olmasın lütfen. Biz de en azından en az sizin kadar emek vereceğiz ama bunlar maalesef bizlerin karşılaşabileceğimiz sizlerle birlikte bazı handikaplar. Şimdi 31 Ocak'a kadar 22 31 Ocak 31 Ocak 2022'ye kadar az önce bahsettiğim 3 form üzerinden başvuruları toplayacağız. Akabinde biz öngörü tabii bunların hepsi. Şu öngörü değil 31'ine kadar toplayacağız. 28 Şubat'a kadar biz öncelikli projeleri belirleriz diye düşünüyoruz. Ve akabinde de işte 24 Nisan'a kadar bakanlığın geçen yıl verdiği tarih Nisan sonu gibiydi. Projeleri geliştiririz ve Kaysa'da Nisan sonuna kadar gireriz diye değerlendiriyoruz. Böyle bir yol haritamız var. Geçen yıl gibi olursa işler. Onu da şu an bilmiyoruz dediğim gibi. Taslak şu an. Geçen gibi olup olmayacağını bilmiyoruz. Sadece o şekilde olacağını değerlendiriyoruz. Şimdi önemli hususlar. Bunları tekrardan hatırlatmam gerekiyor. Geçmiş 3 yılı arkadaşlarımızla birlikte masaya yatırdık. Genel sekreterimizin de bizzat belirlediği, tespit ettiği bazı hususlar vardı. Ve dedik ki bazı maddeler çıkartalım kendimize ve bu maddeleri de sizlerle paylaşıyoruz ki nasıl projeler olmalı şeklinde. Şimdi bir kez hani demiştim ya projeleri bir gösterdik size ilk başta. Yani çok artık aynı projeleri istemiyoruz. Yöresel ürün mümkünse istemiyoruz zaten. Çünkü bakanlık bu noktada yöresel ürün noktasında özellikle batı illerine bir şerh koymuş gibi duruyor. Belki doğu illerinde hiçbir imkanın olmadığı illerde veya temel imkanların o tarz olduğu illerde belki desteklemeye hala devam edecek. Yani 2 gün sonra işte bize hayır dediniz ama şu ilde desteklenmiş. Evet olabiliyor. Bizim bölgemize desteklenmeyen bir şey. Başka bölgede desteklenebiliyor. Her ilin, her ilçenin potansiyeli farklı. Ben bizden ne bekleniyor
onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz dijital dönüşüm konusu önceliklendirilebilir. Sosyal imkanlarla da bağlanıp bu dijital dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi, insanlarımızın bu noktada istihdam edilmesi, bu altyapıların kullanılması yönelik projeler olabilir. Yeni teknolojiler, ileri teknolojiler gibi artırılmış sanal gerçeklik, üç boyutlu yazıcı, ileri teknolojilerin kullanıldı ama üç boyutlu yazıcı alıp bir şey yapalım değil buradaki olay. Hani gerçekten bir o ilin, o ilçenin sosyoekonomik bir sorunla örnek veriyorum. İşte bir ara parça bulacağız ya da çok basit bir dokunuş yapacağız veya işte turizmle ilgili temel gelir kaynağı turizm olan ilçenin birinde bazı ürünler üretilecek diyelim. İşte bu ürünler belki 3D boyu, 3D yazıcıyla üretilmesi gerekiyor vesaire. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Yani biraz yenilikçilik katılması gerekiyor. Yoksa işte 3D yazıcı alalım, yazıcıdan da bir şeyler basalım. Çocuklara kodlama eğitimi verelim değil. Onu zaten biz yaptık. Onu yapmaya da devam ediyoruz. Onunla karıştırmayın lütfen. Geleceğin meslekleri var. İnternete girdiğiniz zaman bulabilirsiniz. Yazılım, bilişim teknoloji, robotik ki işte özellikle blockchain teknolojisi buraya yazmadık ama blockchain başta olmak üzere şu an konuşulan Web 3.0, Metaverse vesaire. Hani bilmiyorum bu noktadaki bölgemizin yani ülkemizde bu noktada öne çıkan illerimiz var. İstanbul, İzmir gibi. Bizim bölgemizde bu kapasiteler olabilir. Özellikle il merkezlerinde. Hani bunları ön plana çıkartabilecek bir iki proje bile bulabilsek çok önemli olacaktır. Çünkü geleceği yakalamak lazım. Geleceği yakaladığınız ölçüde başarılı olabiliyorsunuz. 5 yıl sonra 5 yıl sonra gerçekleşecek şeye o gün yatırım yapmak anlamlı değil. 3-5 yıl sonrasını öngörüp bugünden ona yatırım yapabilmek zaten başarıyı getiriyor. Hani bu noktada 3-5 yıl sonrasında değerlendirerek günümüzün sosyoekonomik sorunlarına çözüm üretme gibi bir köprü kurabilirsek, bu anlattığım şey lafsal olarak çok kolay anlatabiliyor muyum ama tabii buna yönelik fikir geliştirmek gerçekten zor. Ama böyle projeler bulabilirsek bu noktada bu projeler çok özel, çok güzel projeler olacaktır. Ve bu projeler illerimize, ilçelerimize gerçekten önemli bir katma değer sağlayabilecektir diye düşünüyorum. Bu kısmı geçiyorum. Yani burada vermek istediğim mesaj böyle biraz daha hani sıra dışı düşünmek, sıra dışı projeler düşünüp sosyoekonomik sıkıntılarımızla, sorunlarımızla entegre edip o sıra dışı proje aracılığıyla çözüm bulabilir miyiz acaba şeklinde bir aslında sizlerde fikir oluşturmaktı amacım. Dediğim gibi önemli olunan hususlar işte yenilikçi fikirler bulunması, sürdürülebilir iş modelleri, sistem geliştirmesi, o yere özgün olması. Başında tekrarladığımız şeyleri aslında farklı bir slide ve farklı gösterimle tekrardan size söylüyorum. Burada iki tane şeyi özellikle ön plana çıkartacağım. Yani hepsi önemli de güç paydaş yapısı olması gerektiğini söyledim. Özel sektör katkısı, özenli sunum dokümanı ama yeni bir model çalışıyoruz. Özellikle gelir öngören projelerde mesela bunlar daha çok işte belediye projeleri falan olabiliyor. Eğer kurduğunuz proje kapsamında oluşturacağınız bir gelir modeli öngörüyorsa bu gelir modelinden şöyle bir şey yaptık mesela bir belediyemize. O tesisten elde edilecek gelir 10 yıl boyunca %15'i ajansa aktarılacaktır. Niye? Biz o ilçede veya o ilde başka sosyal sorumluluk projelerini destekleyebiliriz diye. Başka sosyal projeleri veya başka projeleri. Yani gerçekten projenizin gelir getireceğini öngörüyorsanız bakanlığın sevdiği bir model uygulamaya başladı. 2022 SOGEP'te de bu tarz projenin ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Ben ajansa bunun 10 yıl boyunca ciromun %10'unu ajansa vereceğim. Bu şu demek. Bir, bu projeden ben ajansa da gelir oluşturacağım. Ajans bu gelirden başka projeler destekleyecek. İki, ben projeme o kadar güveniyorum ki şimdiden karlı bir proje olacağını söylüyorum ekonomik anlamda ve bu karın da ciro üzerinden kar bile değil, ciro üzerinden işte bir kısmını ajansa vermeyi taahhüt ediyorum diye projenizin inandırıcılığını, projenizin sahiplendirildiğini, projenizi sahiplendirdiğini gösteren çok önemli bir faktör oluyor. Bizim de bakanlığın nezdinde gelir getiren projelerden siz öngörmeseniz bile biz bunu öngöreceğiz. Yani bu şartla muhtemelen projeleri çalışalım şeklinde bir yönlendirmemiz olacak. Ama siz öngörürseniz çok daha güzel, çok daha böyle şey olur. Karşıdan böyle bir şey gelmesi etkili olacaktır bizim açımızdan da. İkincisi bakanlık temalarına vurgu. Ne demek istiyorum? 2020-2021 teması. Hani 2021 yılı bitiyor. 2022'de geçmiş olacak ama kaynak verimliliği önemli bir tema. Yani kaynak verimliliği konusunda kaynak verimliliği nedir işte? Enerji verimliliği, ondan sonra ham madde verimliliği, su verimliliği gibi temel şeyleri değerlendirebilirsiniz.
atıkların geri kazanımı, geri dönüşümü vesaire bir şeyler. Bunlar varsa lütfen bakanlığın kaynak verimliliğinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ülke genelinde 2020-2021 teması olduğunu ve projenizin buna da doğrudan katkı sağlayacağını belirtiniz. 2022-2023 teması ise genç istihdamı. Yani genç istihdamın sağlanması veya genç istihdamın artırılması gibi projeler oldukça ön plana çıkacaktır bu noktada. Genç dediğimiz nokta ne? Net bir tanım yok. Spor Bakanlığı'nın kullanmış olduğu bir tanım vardı. 15-29 diye yanlış hatırlamıyorsam ama farklı tanımlar var. Kimisi 35'e kadar kullanıyor. Hani bizim için de yanlış hatırlamıyorsam ben 16-29 aralığını biz genç istihdam olarak kabul ediyoruz. 16-29 yaş aralığında genç istihdam bir faktör. Engelli istihdamı ikinci önemli bir faktör. Özellikle işte kadınlara pozitif ayrımcılık noktasında kadın istihdamı da üçüncü önemli faktör olarak kademe kademe değerlendirilirsiniz. Yani engelli kadın ve genç olması bir avantaj sağlayabilir. Tabii ki yani projenin engelle bir alakası olmak zorunda değil. Engelli ayrı bir konsepttir. Projenin kadınlarla bir alakası olmayabilir. O ayrı bir konsepttir. Ben sadece hani işin şeyini göstermek, kademesini anlatmak adına az önceki tespitlerimi yaptım. Ama genç istihdamı son derece önemli faktör. Doğrudan kendi bünyenizde istihdam edemeyebilirsiniz. Ama o kişilerin proje süresi içerisinde, özellikle altını çiziyorum, proje süresi içerisinde istihdam edinmelerini sağlayabilirsiniz. Örnek meslekleniyorum, destekleniyorum projesi vardı Manisa'dan bir birinci seçler. İşte 100 küsür gencin ticaret sanayidesi farklı firmalarda istihdam edileceğini bize taahhüt etti. Onlara öyle yetkinlikler kazandıracağım ki ben o 100 tane genci ben 30 tane 40 tane de firmadan taahhüt alınmış. İşte ben 2 tane ben 3 tane istihdam edeceğim diye. Ben bu firmalarda bu insanları yerleştireceğim ve istihdam edeceğim dedi bize. Dolayısıyla bu noktada önemli faktör olarak karşımıza çıktı. Şimdi dikkat edilmesi gerekenleri tek tek ben buradan özellikle okuyacağım. Projeyi uygulamak sizin sorumluluğunuzda. Hani birkaç kez bahsettim. Biz projenin sizin açınızdan destekçisiyiz. Size destek oluyoruz ama sizin yerinize o işi yapmıyoruz. Proje sizin. Öncelikle sizin sahip çıkmanız gerekiyor. Ve buna yönelik de o işe sahip çıkacak bir ekip oluşturmanız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Başvuru sahibinin yetkili yasal temsilcisi ve proje ekibinin proje amacına faaliyetlerine vakıf olması beklenmektedir. Yani az önce saydık ya o proje dosyasında bir kez o kurumun amiri kimse artı o projede kimler işte koordinatör, idari işler, mali işler vesaire sorumlu olarak görevlendiyse bunların mutlaka projeyi bir okumuş olması gerekiyor. Hani bilmediğimiz bir projede nasıl biz bir ekip üyesi olarak yer alabiliriz ki herkesin projesine vakıf olması, ne yapılması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Sonra bazen şöyle şeyler görüyoruz. Ya ben öyle bir şey yapılacağını bilmiyordum. Proje ekibindesin. Hatta şunu yapabilirsiniz. Yani resmi olarak görevlendirme yapıp, resmi olarak tebliğ yapıp, resmi olarak da o kişinin işte ben projede yer alıyorum şeklinde bir beyanı da alabilirsiniz. Bilmiyorum ama hani proje ekibinde yer alan bir kişinin ben projeyi bilmiyorum demesi de son derece işin açıkçası trajikomik oluyor. Yani çok hoş karşılayamıyorum ben açıkçası. Yani proje ekibi değilsen eğer seni gizlice yazmadılarsa projeye, o projeyi bilmen gerekiyor diye düşünüyorum. Proje tüm faaliyetleriyle tutarlı bir biçimde kurgulanmalıdır. Yani çok uçup kaçmamamız gerekiyor. Proje süresi içerisinde yapabileceğimiz şeyleri taahhüt etmemiz gerekiyor. Çünkü işin sonunda şöyle şeyler olabiliyor. Ya bunu yazmışız ama bunu nasıl yapacağız? Hani bu soruyu başında sormamız gerekmiyor muydu? Bunu yazmışız, bunu yapabilir miyiz diye. Hani o yüzden işin sonunda bunu nasıl yapacağız diye sormak yerine bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz diyorsak ve ona yönelik aksiyon planımız da hazırsa onu bir faaliyet olarak, bir kurgu olarak projemize ekleyebiliriz. Gerçekleşmesi mümkün olmayan istihdam öngörülerinde bulunmamalıdır. 500 kişi istihdam edeceğim. Nasıl yapacaksın? Kendim istihdam edeceksin, firmalardan taahhüt mü aldın? Hani mesela az önce söyledim ya, o destekleniyorum projesinde 100 küsür istihdam vardı ve her bir istihdamın nereden geleceği belliydi. A firması taahhüt vermiş. Ben senin bu projen kapsamında eğitimi gerçekleştirecek olan, şu alanda eğitimi gerçekleştirecek olan şu iki kişiyi istihdam edeceğimi taahhüt ediyorum. Bakın bir karşılığı var. İki kişiyi kim istihdam edecek? A firması. Üç kişiyi kim istihdam edecek? B firması. A, B, C, D, E, F, G firmalarını topluyoruz. Sayı 100. Tamam. He, adam taahhüdünü tutmaz. O ayrı bir şey. Ama yazılı yetkili yasal temsilci taahhüt vermiş. Bazen şöyle şeyle karşılaşabiliyoruz. İşte ben şu kadar kişi istihdam edeceğim. Ondan sonra geliyoruz proje sırasına. Ya ben istihdam edemiyormuş. Biz sizin kanununuzu, biz sizin mevzuatınızı sizin kadar bilemeyiz. Ya bazen araştırıp ya bakın böyle bir şey yapamıyormuşsunuz dediğimiz oluyor. Çoğu zaman araştırmaya çalışıyoruz ama
Yani bu kendi mevzuatınıza göre istihdam yapamıyorsanız bunu istihdam olarak belirtmemeniz gerekiyor. Hani dolayısıyla istihdam nasıl yapılır? İstihdam nedir? İstihdam şudur. SGK'ya kaydı girilecek bir kez onun. Ya ilgili 4A olur, 4B olur, 4C neyse hani SGK kaydının yapılmış olması kayıtlı çalışan olması gerekiyor. İstihdam budur. Bunun dışında siz kendi işini kurdurabilirsiniz. Orada Bağkur gösterebilirsiniz. Onun dışında siz kooperatifi yapabilirsiniz. O istihdam değildir ama ayrıca gösterebilirsiniz. Onun dışında istihdam edilmeye yönelik yetkinlik kazandırabilirsiniz. O da istihdam değildir. Yani ben ona yetkinlik kazandırdım. Ama istihdamı taahhüt ediyorsanız, istihdam var benim projemde diyorsanız bu SGK'ya, SGK'nın resmi kayıtlarına girecek şekilde bir kayıttır. Bağkur olur, kendi işini kurdurtabilirsiniz, o ayrı. Veya bir yerde kayıtlı çalışan yaparsınız. SGK üzerine, o ayrı. Arkadaşlarımız, izleme değerlendirme birimiz, 100 tane istihdam yaptınız mı? Evet yaptık dediğiniz anda onların belgesini göstermenizi, SGK dökümlerini göstermenizi isteyecek sizden. O yüzden üzerine basa basa söylüyorum. Projede somut desteği, katkısı olmayan hiçbir paydaş projeye dahil edilmemelidir. İşte ya şeye de ayıp olmasın diye ekledik işte kaymakamlığı. Ya ayıp olacak bir şey yok. Hani projede bir fonksiyon yoksa eklemeyin lütfen. Bunda ayıp veya şey yok. Proje paydaş yapısı belli olsun. Her paydaşında bir görevi olsun. Performans göstergeleri uygulanamıyorsa performans göstergelerini böyle bol bol yazdıysak ama az az yaptıysak cezai yaptırımlar uygulanabileceğini zaten söyledim. Şimdi ürün hizmet satış hedefleri ve satış fiyatları belirleniyor. Deniyor ki ben projemde A ürününü üreteceğim. A ürününden de ilimde 10 bin tane satacağım aylık. Ya bunu diyebilmeniz için sizin A ürününden o ilde hali hazırda kaç tane satılıyor? Bunu bir bilmeniz lazım. Bunu bildikten sonra siz pazarın yüzde kaçına talip olacaksınız? Zaten o üründen 10 bin tane A halinde satılıyorsa ve pazar payı atıyorum %90 bir firmadaysa ya da bir yerdeyse siz o pazara nasıl girebileceksiniz? Satış fiyatlarını bilmeniz lazım. İşte ben şu ürünü yapacağım, 50 liradan satacağım. Piyasada o ürünün fiyatı 30 liraysa siz 50 liradan nasıl satabileceksiniz onu? Rekabetçi olmanız gerekiyorsa belki 29 lira. Yani projede üretilen ürün ve hizmetler eğer satış odaklılık varsa bu satış hedeflerinin yani yıllık, aylık ne kadar satılacak ve bu satış fiyatı ne olacak? Bunu yönelik çok çok nitel bir analiz yapılması nicel bir analiz yapılması gerekiyor. Sayısal somut bir analiz yapılması gerekiyor ki biz de okuyacağız diye şimdi, hakikaten ya bakın almıştı Migros'tan fiyatını almış ne bileyim işte bizim burada yerel market var Kütahya'da onu almış Sultan Uşak'ta var Egemar'dan onu almış vesaire diye bakacağız edeceğiz. Ya hakikaten evet bu projede bu satış hedefleri tutturulabilir. Bu satış fiyatları da makul diyeceğiz. Yoksa uçuk kaçık fiyatlar, uçuk kaçık hedefler olduğu zaman zaten proje işte az önce söylediğim gibi performans göstergelerinden bir tanesine uğraşılamayacak. Mevzuat gereği bazen satış yapamayacak firmalar olabiliyor. Yani ben satacağım diyor ama projenin ortasında ya ben bunu satamıyormuşum. Bakanlık izin vermedi. Bizim mevzuata aykırıymış denebiliyor. Dediğim gibi lütfen bu alandaki mevzuatınızı daha işin başında işte satış projesi, istihdam projesi ise bunları işin başında değerlendirin ki projenin ortasında bunlarla karşılaşmak durumunda kalmayalım. Projeye ilişkin her türlü izin, ruhsat alınmış olması gerekiyor. Bunu zaten özellikle söylemiştik. Yani o proje uygulama yeri neyse A'dan Z'ye lütfen tüm bilgilerini o formda bizlerle paylaşın. Tüm işte ruhsatıdır vesaire lütfen bizimle paylaşın. Destek oranı konusunu konuşmuştuk. %90 teknik olarak, teorik olarak bir hak gözükse de bu gerçekçi değil. Böyle projeler çok nadir oldu. Hiç parası olmayan, çok güzel projeleri olan kamu kurumları için belki bu opsiyon uygulandı veya belki Doğu illerinde bu opsiyon uygulandı ama bizim genellikle oranımız belli. Yani 75 80 85 arası kamu kurumları, 75 65 arası böyle meslek kuruluşları, 50 ve 6'da özel sektör kuruluşları şeklinde değerlendiririz. Bu aşağı ne kadar aşağı çekerseniz de o kadar avantajlı olacaktır. Ekibi söyledik. Yersiz çalışmaları önemli. Lütfen oradan kayıt olunuz. Çok güzel bir platform. Sadece proje için değil. Birçok ilinizle, ilçenizle ilgili birçok analiz veriyi gerçekleştirebileceksiniz. Çok güzel bir çalışma. Yani hangi ilden hangiyle, hangi ilçeden hangi ilçeye ne kadar atıyorum posta kargo gidiyormuş. Bunun bile bilgisi var. Öyle söyleyeyim. Birçok analiz özellikle akademik anlamda hocalarımız da varsa yapabilecekleri bir platform kullanabilirsiniz. Dokümanlar özenli şekilde hazırlanmalı. İstenilen bilgiler doğru ve öz bir Türkçe ile yani bazen şöyle şeyler oluyor. Form
Daha her şey aynı yerde, yani farklı bölümlerde aynı şeyler tekrar, aynı şeyler dönüp dönüp duruyor. 20 sayfa şey okuyorsunuz, ya projede ne yapacakmış anlayamıyorsun. Ya bilgiler somut olsun. Hani net cümleler kullanılsın. Şiir yazmıyoruz, edebi bir eser ortaya koymuyoruz. Hani biz de bazen proje dilinde ağdalı süsleme yaparız ama o süslemeyi belki daha sonra birlikte yaparız. Siz lütfen derdinizi daha öz, daha net bir şekilde anlatabilin ki biz ne olduğunu projenin net bir şekilde anlayabilirim. O yüzden doğruda bir seçim kararı vermiş olabilirim. Yani şöyle şeyler yazıyor. İşte bu uygulayacağımız proje sayesinde ilimizin sosyoekonomik gelişmiş düzeyi son derece tamam güzel artacaktır. İstihdam oranları artacaktır. Proje kapsamında işte geliştirilen yöntemle gençlerin yeni işler bulması sağlanıyor. Ya tamam yapılacak ne yapılacak yani siz ne yapacaksınız bunlar için? Bize o lazım işin açısı. Bize o öz, o hap bilgiyi lütfen projede verdiğinizden emin olunuz. Evet, zaten sıkıntılar belli işte istihdam sıkıntı, sosyoekonomik geliş farkları olması sıkıntı, sosyoekonomik açıdan potansiyellerin kullanılması sıkıntı, bunların çözülmesi gerektiği aşikar. Kimse bunlara hayır demiyor da sıkıntı nasıl? Nasılın cevabını net bir şekilde lütfen bize verin. Nasılın cevabı bizim için kıymetli. O yüzden o nasılı ve o nasıla ne şekilde ulaşacağımızı lütfen projede öz bir şekilde doğru bir Türkçe'yle anlatabilin istiyoruz. Özel bu son aşamada isteyeceğiz gerçi bunu ama hani oralara istihdam yazarken lütfen o firmalarla da belki kendiniz istihdam etmeyeceksiniz ama ABC firmalarını istihdam edeceksiniz. O istihdam ettireceğiniz firmalardan yazı almanızı, taahhüt almanız gerektiğini unutmayın. Resmi biz imzalı firmanın yetkili temsilcisinin onaylı imzalı belgesini sizlerden istiyor olacağız. Sanırım çok konuştum, çok zamanınızı aldım. Ama birçok şeyi anlatmam gerekiyordu en azından işin başında. Kimse boşa emek harcasın istemiyorum. Aklıma gelenler şu aşamada bunlar. Sizlerin varsa sorularınız lütfen devam edelim. Ya da soru yoksa kapatabiliriz. Sonuçta bir belki formları inceleyeceksiniz, şey yapacaksınız, çalışmalar gerçekleştireceksiniz ama böyle bir süreç bizi bekliyor. Kısacası bunları arz etmeye çalıştım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Soru varsa alabilirim buradan lütfen. Erci Bey, chatten soru yazanlar olmuştu isterseniz. Tamam, onu okuyayım. Merhabalar, teşekkür ederiz. Biz de biyokütle enerji üretimi için projenin kabul edilme şansı nedir, var mıdır? Yani biyokütle enerji üretimi dediğiniz şeyi hangi önceliğe sokabileceksiniz, o sizin için önemli. Hani burada bir özellikle imalat sanayisine yönelik veya bir güdümlü proje gibi bir şey gerçekleştirmiyoruz. Ama örnek veriyorum. O ilde çok fazla işte biyokütle mevcuttur. O ilin önemli geçim kaynaklarından bir tanesi. Hani burada biyokütle olarak ne kullanacaksınız bilmiyorum. Gaz mı kullanacaksınız yoksa işte küspe vesaire şey mi kullanacaksınız? Hayvan, bitkisel atıklar mı kullanacaksınız bilmiyorum ama hani o ilde, o ilçeyle bir entegrasyon varsa ve o tesiste işte istihdam edilecek bir model de ön plana koyabildiyseniz o testten elde edecek gelirin de bir kısmını ajansa bastığı sosyal projelerin verilmesi için tahsis edebilecekseniz neden olmasın diyorum. Olur veya olmazın cevabını ben şey üzerinden veremem size. Yani burada başlık hani olmaz demem. Hani olmaz diyeceğim çok net şeyler vardır. Bakanlığın net bir şekilde bu projeleri istemiyoruz dediği. Buna olmaz demiyorum. Ama nasıl olması gerektiğini bu anlattığım sunum üzerinden, bu anlattığım SOGEP üzerinden sizin entegre edip edemeyeceğiniz bu işin olup olmayacağını belirtecektir. Konsept olarak ben olmaz demiyorum işin açıkçası ilk etapta. Ön başvuru aşamasında aynı kurum kuruluştan birden fazla başvuruda bulunabilir. Evet başvurulabilir. Bir şey koymadık yanlış bilmiyorsam. Ender Bey eğer yanlışım varsa düzelsin. Bir şey sınır koymadık. Tamam. Hatta geçmişte de aynı kurumdan 3-4 tane başvuruda geldiği oldu. Biz onun en güzel başvurusunu belki hiçbir başvurusunu kabul etmedik. Belki işlerinden en güzelini kabul ettik. Aynı kurumdan çoklu başvuru olabilir. Bir ön başvurudur zaten. Ama işin sonunda aynı kurumdan iki tane birden bakanlığa sunar mıyız? Zannetmiyorum. Umarım. Erce Bey merhaba. Ben de bir soru sorabilir miyim? Buyurun hocam. Buyurun. Şimdi hani eş finansı ne kadar yükseltirsek o kadar şansımız yüksek olur demiştiniz ya. Evet. Şimdi kamu kurumu olarak hani eş finansmanı yükseltme konusunda bir öneriniz olabilir mi? Yani bunu daha farklı nasıl şey yapabiliriz? Yani nasıl farklı? Şöyle, şimdi mesela ajansların mali destek programları, bundan önce hep proje teklif çağrıları falan vardı. Genellikle de şu vardı hep, işte %90'ını ajans veriyordu, geri kalan %10'unu kurum sanki
Maddi bir para da vermiyordu. Ne yapıyordu? Kamu görevlisinin maaşına eş finansman sağlıyor. Örnek veriyorum, Erci Şengül o projede yer alıyor. Erci Şengül'ün maaşına işte 6 bin lira. Erci Şengül bu projede yarı zamanlı çalışacak. 12 ay boyunca çalışacak. Yarı zaman demek 3 bin lira demek. 12 ay demek 3 çarpı 12 36 bin lira. Ben 36 bin lira koyuyorum Erci Şengül projeye tahsis ederek diyorlardı. Birçok ajans bunu yapıyordu. Biz onu da yapmadık. Biz ne yaptık? Gerekli olan %10'u bir türlü bulun dedik. Mesela nerede yaptık bunu? Yine programımız vardı. Orada ilçelerimizdeki okullar, ilçe daha doğrusu ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz gittiler ilgili TSO'dan, ilgili işte özel sektör kuruluşundan, ya böyle böyle bir projemiz var, proje destek olur musunuz gibi o %10'luk kısmını nakdi olarak buldular. Burada da kamu kurumları açısından evet para bulunması zordur. Zaten ortaklı iştirakçılık yapısı bunun içindir. Aslında bir ilin, bir ilçenin sosyal bir sorundan bahsediyorsak o ilin, ilçenin genel bir sorundur. O ilin ve ilçenin genel bir sorunuysa, tabii teorik konuşuyorum bunu, pratik konuşmuyorum lütfen yanlış anlamayın. Yani bu gerçekliğimiz bu olmayabilir. Ama ben ideal durumdan bahsediyorum. O ilin, ilçenin sorunu için o ilin, ilçenin önde gelenlere, önde gelen kuruluşları veya şahıslara, yani ticaret sanayi de olsa olur bu, işte önemli bir o ilçede ön plan çıkmış bir ticaret, bir sanayi kuruluşu olabilir. O ilçede, o ilde parası olan belki bir kamu kurumu tahsil edebilecek parası olan işte köylere hizmet götürme birliği gibi, özel idare gibi, belediye gibi bir kurum olabilir. Onlar zaten bu işe sahipleniyorsa ve para veriyorsa bu onun kıymetini gösterir. Kimseden para bulamıyoruz, kimse sahiplenmiyor dediğiniz zaman zaten teknik olarak şöyle bir sonuç ortaya çıkabilir. O proje demek ki o kadar hani yaygın bir sorunu ifade etmiyor. Kimse bu işin desteği olmadığına göre. Hani ama çok teknik konuşuyorum, ideal konuşuyorum hocam. Lütfen yanlış anlamayın. İşin sonunda şuna bağlayacağım. Aslında bu kadar kelamı şunun için ettim. Nakdi para bulmamız gerekiyor. Nakdi olması gerekiyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam, tamam oldu. Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Başka soru var mıdır acaba? Chat'ten var Erce'de birkaç tane. Projelerde altı bir binanın dönüştürülmesi, projelerde altı bir binanın dönüştürülmesi kesin olarak bir gereklilik midir? Yoksa proje faaliyetleri kapsamında alternatif yerlerden bir kapsamında destek alması gerektiğinde de yeterli olur mu? Teşekkürler şimdi. Şimdi bir gereklilik değildir. Oradaki şey belki ben tam ifade edemedim. Şu, eğer ilçenizde bir atıl bina varsa sıfırdan bir bina yapmayınız demeye çalıştım. O atıl binayı kullanınız demeye çalıştım. Çünkü yani inşaatla kalkınma olmayacaktır. SOGEP projelerinde zaten öyle bir bütçe de yok. Hani önemli olan orada atıyorum 5 milyona sıfırdan bir şey yapmak yerine belki atıl bir bina vardı. İşte 1 milyon onu tadil ettik, onarımını yaptık, vesairesini yaptık, kullanabilir hale getirdik. Ama bazı projeler vardı ki bir bina kullanımı gerekmiyordur. Sadece işte faaliyetler mevcut kamu binalarında icra edilecektir. Eğitim alanlarında, eğitim salonlarında. Orada zaten bir binaya gerek yoksa işte herhangi bir tahsis edecek bina üzerinden de faaliyetler gerçekleştirilir ama mülkiyet durumu, uygulama alanı ve bu kıstaslar o dediğim forma açık açık yazılması gerekmektedir. Şöyle bir sıkıntıya düşünmemesi gerekmektedir. Size ait olmayan, size tahsis edilmeyen veya size izinle verilmeyen yerlerde sizin bir şey uygulamanız teknik olarak mümkün değildir. Öyle bir yerde bir şey uygulayacaksanız size ait olmayan bir yerde onun size tahsis edildiğini proje süresiyle sonrasında işte makul bir süre için tahsis edildiğini göstermek ve bunun için yazı almak durumundasınız. Bunu kastetmeye çalıştım aslında. Cevap oldu diye düşünüyorum. Kalkınma ajanslarında daha önceki projelerden borcu olması sebebiyle çoğu projelerden yararlanamamaktadır. Bununla ilgili çalışmalar var mı? İlla ki o borçlar bittikten sonra mı diğer projelerden yararlanırız? Teşekkürler. SOGEP kapsamında bu dediğiniz husus 2000 önceki yıllar için konuşuyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Önceki yıllar için SOGEP'te ajansa borcu olan özel idare, ticaret sanayi odası ve belediyelerin borçlu olma durumu SOGEP için bir başvuru şartı değildi. Yani borçlu olsa da SOGEP'ten destek alabildi. Bizim kendi desteklerimiz için bu değil. Kendi desteklerimizde borcu varsa o borcu ödemesi gerekiyor. Ama SOGEP özelinde geçmiş yıllarda ajansa borcu olup olmaması durumu bir kriter olarak değerlendirilmedi. Borcu olan varsa da alabildi. 2022 için ne olur bilemiyorum. Geçmiş dönemi söyledim. Dolayısıyla borç şu an için yani geçmiş dönemlerde bir faktör değildi. Bu dönemde aynısı olabilir. Yani borç olsa da başvuru yapabilirsiniz diye değerlendiriyorum. Ama çıktığı zaman göreceğiz. Merhabalar, projede 11. kalkınma planı uygunluk üzerinde bulundurulmamalı. Ya tabii ki ulusal ölçekteki planlardan başlamak üzere bölge planı, yersiz çalışmaları,
ilçelerin sosyoekonomik gelişmiş durumuna yönelik ajans tarafından yapılan bir sürü çalışma var internet sitemize. Bunları atıf işi kuvvetlendirecektir. Ama projeyi bunlarla doldurmamanız gerekiyor. Yani bazen bir proje görüyoruz 30 sayfa, 15 sayfası kalkınma planındaki ilgili yerlerin copy paste edilmesinden yapılmış. Ya başlıklara verirsiniz. Çok fazla doldurmanız gerekiyor. Kimse oralara ilgi duymuyor çünkü. Biz de ilgi duymuyoruz. Yazarken siz böyle çok yazmış olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorsunuz. Ya ben bayağı bir yazdım işte güzel oldu proje diye düşünüyorsunuz belki ama o yerler herkesin kolayca erişebileceği yerler olduğu için zaten aslında oradaki veriyi alıp buraya kopyalamış oluyorsunuz. Çok kıymeti olmuyor ama belirtmenizde fayda var. Bunu fazla uzatmadan öz bir bilgi vererek yani benim projem Ulusal Kalkınma Planı'nın 691. maddesinin işte ikinci bende belirtilen şu 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 unsurlara da katkı sunmaktadır. Bununla birlikte sizin bölge planınızda da belirtilen şu öncelikler altındaki 2-1-2-2 stratejik hedefleriyle de uyumludur. Ayrıca yersiz çalışmalarında da bu noktada ben böyle bir tespit yaptım işte sosyoekonomik gelişmişlik düzeyimizin belirlenmesi var. SGD'de de durumumuz budur gibi belki yarım sayfa en fazla bir arka plan gerekçelendirmesi bu dediğiniz kaynaklar ulusal kalkınma planı, bölgesel kalkınma planları yersiz SGD çalışmalarını dikkat alarak yaparsanız tabii ki güzel olacaktır. Yarım sayfadan sonrası da fazlası da işin açıkçası bizim de okumayacağımız işte yazmış kalabalık göstermek için yazmış diye şöyle hızlıca göz gezdirip geçeceğimiz yer olacaktır. Kamu kurumlarına ceza uygulanıyor mu? Kamu kurumlarına ceza uygulanıyor mu derken evet uygulanıyor. Yani proje çünkü. Yani proje, aslında projedeki şey uygulanıyor. Yani kamu kurumuna ceza derken şimdi bir örnek göstermeye çalışayım. En son imzaladığımız şeylerden, sözleşmelerden. Ben bir ekranda bir şey arıyorum. Açacağım bulduktan sonra. Bu cezayı da lütfen hani bir şey olarak algılayın istemiyorum. Hani her sözleşmede olan bir şey, her hibe sözleşmesinde olan bir şey. Bize özel bir şey değil. Sadece biz biraz daha buna artık hassasiyet göstereceğiz. Ya bu kamu kurumluymuş falan idare edelim bir şeyimiz olmayacak. Hani bundan önce vardı anlamda söylemiyorum da böyle bir şey. Hani biz kamu kurumuyuz bana bize bir şey olmaz. Biz yazalım gitsin diye düşünmeyin lütfen. Ceza yaptırımlar uygulanacaktır. Mesela bir örnek vereyim. Şurada istihdamla ilgili şey var mıydı acaba? Şimdi o dosyayı bulamadım ama başka bir dosya üzerinden bir örnek vereyim size. Hani ceza yaptırım nedir diye soracaksanız. Mesela bu bizim bir özel koşullarda eklediğimiz bir şey olmuş. Demişiz ki biz yararlanıcının ek 2 genel koşullar madde 2.13'te belirtilen ara ve nihai raporlarla ilgili yükümlülüklere ara raporlarda 10. gün, nihai raporlarda 30. günden sonra gecikilen her gün için toplamda 25.000 TL'ye geçmemek üzere bu sözleşmenin 3.2 maddesinde belirtilen ajans sektörünün binde 3'ü oranında ceza yaptırım uygulanır. Yani raporu bize istediğimiz zamanda sunmazsanız ki onun şeyi var işte sunmuyorsanız belli bir vesaire süresi vesaire var. Ona rağmen sunmuyorsanız bu bir ceza yaptırım gerektiriyor ama belirtilen süre zarfında zaten sunuyorsanız mücbir bir sebepten dolayı ek bir süre almamışsınız vesaire gibi durumlar olmadığı sürece zamanında niye sunmuyorsunuz? Bu her sözleşmede vardır. Yani bugün TİK sözleşmelerinde de vardır. Bugün Merkezi Finans'ın sözleşmelerinde de vardır. Bir başka şey işte yararlanıcının projenin herhangi bir aşamasında projeyi performans göstergelerine uygun olarak yürütmenin ajans tarafından tespit halinde bu sözleşme 3. maddesi belirtilen ajans sektörünün %5 kadar taklit edecek bir oranda cezai yaptırım uygulanır. Yani %5'ine kadar bir oran. Yeri gelecek işte %1 oranında bir oran. Çeşitli maddelerde bunlar yazılmış durumda. Cezai yaptırımlar var mı? Evet var. Bunlar hep vardı. Biz sadece şu an biraz daha bunun önemine vurgu yapmak için biraz daha sesli söylüyorum bunları. Yeni bir şey çıkartmadık yani. Bunlar hep vardı zaten. Aynı soru bir kez daha gelmiş. Kamu kurumları olarak yaptığımız projeler olduğunda ceza işlemler uygulanacak mıdır? Bakın şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Oraya 10 yazdınız 9 oldu değil oradaki mesele. Oraya 50 yazdınız 5 oldu. Oraya 50 yazdınız bize hiçbir sebep göstermeden, hiçbir şekilde istişare etmeden 50 oldu. Veya yapmayı taahhüt ettiğiniz her şey, yapmayı taahhüt ettiğiniz şeyleri yapmak için hiçbir çaba sarf etmediniz. Yani yazılmış oraya ama icraata gelince hiçbir şey yapılmamış. Bunların tabii ki bir yükümlü olacaktır. Neden olacaktır onu da söyleyeyim size. Yani kamu kaynağı kullanıyoruz. Aslında hepimizin vergilerini kullanıyoruz burada. Hani siz aslında bize o projeyi sunarak, o projedeki şeylerin altına imza atarak şunu beyan ediyorsunuz. Ben bunları
ölmez kalmazsam elimden geldiği şekilde yapmaya dikkat edeceğim, özen göstereceğim. Aksilikler olur, mücbir sebepler olur, onları karşılıklı konuşuruz. Ama hiçbir mücbir sebep yok ortada, hiçbir aksilik yok. Ya ben bunu yapmadım, ben bunu yapamadım. Yapmak için ne yaptınız, çaba sarf ettiniz mi? Hayır, sarf etmedim. Bunun dünyada sadece proje için değil, her türlü şeyde bir cezası yok mudur zaten, bilemiyorum. Sonuçta biz de aslında biraz sizler adına inisiyatif alıp bakanlığa diyoruz ki biz bu projemiz arkasındayız, bu projelerde gerçekleştirici hedefleri gerçekleştirmek adına bunu da biz taahhüt ediyoruz diye. Biz de aslında sizin bize verdiğiniz taahhüt üzerinden biz de bakanlığa taahhüt ediyoruz. Siz yapamazsanız biz de başarısız oluyoruz. Bakanlık da o zaman bize ceza yaptırım, yani tırnak içinde söylüyorum, ceza yaptırım uygulayabiliyor. Hani bu ceza lütfen şey diye düşünmeyin, hani çok büyütülecek bir konu değil. Yıllarca olan bir şey, yıllardır olan bir şey. Mümkün mertebe projenin başarılı gitmesi için bizler de elimizden geleni yapıyoruz ama bunun dışında bu anca nerede karşımıza çıkabilir? Hiçbir hesap kitap yapılmadan, ya çok açıkça söyleyeceğim, hiçbir hesap kitap yapmamış, kafadan tamamen bir şey uydurmuşsanız ve biz de buna dikkat etmemiş, bir türlü bunu geçirmişsek bir şekilde projeyi, işin sonunda böyle bir şey çıkabilir karşımıza. Veya her şey hesap kitap edilmiş ama işin uygulama safhasında ya o proje ekibi hiçbir inisiyatif almamış, hiç çalışmamış, hiç çaba göstermemiş ve böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Bu iki durumda çıkabilir. Onun dışındaki hiçbir durumda zaten böyle bir şey başımıza gelmedi. Eksik gerçekleşmeler olabilir. Ajansla karşılıklı istişarelerle o eksik gerçekleştirme nedeni ortaya konabilirse problem ortadan kalkar. Veya bu noktada biraz daha şey yapabilirsiniz. Belki istihdamlar noktasında veya diğer göstergeler noktasında ihtiyat payınızı yüksek tutabilirsiniz. Ya kafanızda baktınız ben 20 istihdam yaparım dediniz. 20 istihdamın belgesini de aldınız. Ya ne olur ne olmaz ben buraya 15 yazayım diyebilirsiniz. Misal veriyorum. Tamamen. Ama iyi niyet kuralları, dürüstlük iyi niyet kuralları çerçevesinde bu işi birlikte yürüttüğümüz sürece zaten bunlarla karşılaşmayacaksınız. Bu benim bahsettiğim 3 örnekler sadece işin açıkçası. Başka sorumuz var mıdır? Özelden yani şey chatten bir soru göremiyorum. Söz alıp soru sormak isteyen de olabilir. Daha sonra da sorabilirsiniz. Zaten yani bir şöyle sunumu bir daha bir dikkatle okuyup biraz o projeyi yazmaya, fikir şey yapmaya başladıktan sonra dediğim gibi biraz su akıp yolunu bulacaktır diye düşünüyorum. Sadece önemli noktayı tekrardan hatırladım. 31 Ocak 2022'ye kadar başvurularınızı ajansa sunmanızı bekliyoruz. Bu önemli. 2022 SOGEP çalışmaları ne zaman başlar biz de bilmiyoruz. Geçmiş yıllarda bir işlem yapıyoruz. Yani geçmiş yılların verilerini esas alarak sizlere şu an bir projeksiyon yapmaya çalışıyoruz. Şu an her dediğimiz şey aslında taslak. 2 gün sonra kabuk da olabilir. Bilemiyorum. Sadece bir ön alma adına yani %95 kabuk olmayacak ama %5 o risk payımı da size açıkça söylemek istiyorum. Ceza işlemler proje ortaklarında uygulanıyor mu? Yani biz proje ortağını muhatap almayız, biz sizi muhatap alırız. Sizler o yüzden proje ortaklarınızla, iştirakçılarınızla ayrı protokoller düzenleyebilirsiniz. Bizim açımızdan sizin şeyiniz önemlidir. Yani şöyle bir durum da oluyor. Yani mesela proje ortağı da projeye imza atıyor sonuçta. Sözleşmeye değil ama taahhütnameleri vesaireleri imza alıyor. Yani siz bir cezai durum gerekiyorsa o proje ortağını onun muhatap edebilirsiniz. O proje ortağından onun hesabını siz sorabilirsiniz. Biz onu sormayız. Biz sizi tanırız. Biz başvuru sahibini, biz yararlanıcıyı tanırız direkt. Onu demek istiyorum. Soru varsa alabilirim soruları. Sanırım soru yok. Yani bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ben şeyimi de paylaşayım. Birçok kişi de vardır ama ajanstaki fonksiyonu program yönetim birim başkanıyım. Zaten Ender Beyler de var. Ender Beyler de proje geliştirme yani PUGUP dediğimiz proje geliştirme ve uygulama birimi. Bunun üzerinden irtibat da kurabilirsiniz. Şeyi belki atlamışımdır. Onu da bir göstermek isterim. Bu ekran az sonra tekrardan atacağım ama şöyle sunumda bir bölgeyi atlamış olabilirim. Ya da şeyden göstereyim. İnternet sitemizden yer alıyor.
şu adrese sogep@zafer.go.tr adresine sizlerin projelerinizi göndermenizi bekliyoruz. Ekranda gördüğünüz bilgiler üzerinden bizlere ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz dediğim gibi. Bu adrese de projelerinizi gönderip veya bu adres üzerinden de sorularınız varsa yine bizlere iletebilirsiniz. Proje Geliştirme Uygulama Birimimiz Utku Çil Bey ilgili dairenin başkanı, Ender Bey ilgili dairenin uzmanı, onlarla irtibata geçebilirsiniz. Yine proje uygulama süreçleriyle ilgili sorularınız varsa, yani uygulama süreciyle ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa Taylan Uygun İDB Başkanı, izleme değerlendirme biriminde, yani onlar sizle projeyi uygulayacaklar. Taylan Bey ile yine irtibata geçebilirsiniz. Onu da ben telefonunu vereyim şuradan. Biz genellikle mobil olduğumuz için şeyleri paylaşmıyorum. Yani bence çünkü çoğu zaman sabit telefonumuzdan ulaşılabilir değiliz aslında. Cep telefonları üzerinden daha çok ben irtibat kurmayı tercih ediyorum. Yani bunlar bizim bilgilerimiz. Bunlar biraz daha ekranda kalsın isterseniz. Not almak isteyen paydaşlarınız varsa. Buradan uygulama süreçlerine ilişkin, buradan proje geliştirme süreçlerine ilişkin, hani buradan yine bu sunumla ilişkin veya işte soyeplerle ilişkin her zaman bizlere soru sorabilirsiniz. Yalnız bu toplantıdan sonra başka bir toplantıya gireceğim. Açamayabilirim. Onun dışında ama mutlaka geri dönüş yapmaya çalışırım. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Yani nasıl tercih ederseniz o şekilde bir şey yapabilirsiniz. Ama öncelikle benim naçizane istirhamım mutlaka bu belgeleri bir indirin şuradan. Yani bilgilenme sunumu var. Ayrıca bilgi notu var. Kurumlarınıza gönderdik. Hani bunları bir okursanız bazen şöyle şeyler olabiliyor. Açıkça yazan şeyleri yani çok açık yazıyor. Hani işte hangi kurumlar başvuru sahibi olabiliyor. Ya o yazıyor zaten. Hani onu bana tekrar sorulması gerekli mi bilemiyorum işin açıkçası. Onları şey yaparsak şuradan şeyleri kapatayım. Yani mesela o bilgi notunda birçok şeyi sunumda da var zaten birçok bilgi. Burada da var. Hani yazı gönderilmişti. Burada zaten çok sorunuz cevabı olacak. Onun için spesifik sorularınız için dediğim gibi her zaman lütfen arayınız. Proje ile ilgili sorularınızı ben cevaplandırmaya çalışacağım diyorum. Sanırım herhalde notlar alınmıştır diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Emekleriniz sunum için teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. İnşallah çok güzel işleri hep birlikte sizlerin desteği. Yani bu işin kahramanları siz olacaksınız işin açısı. Biz sadece aracıyız burada. Sadece sizin yönlendirme noktasında bir fonksiyonunuz var. Bu işin kahramanı, bu işin emektarı sizlersiniz. İnşallah çok güzel başarılara imza atarsınız diye düşünüyorum. Ve ben müsaitse kapanış konuşmasını yapmak üzere sözü Genel Sekreterimiz Sayın Veli Oğuz Bey'e devretmek istiyorum. Kendisi buradaysa. Buyurun Veli Bey. Ercay, buradayım. Keyifle dinledik sizi. Tabii biraz 3 yıllık tecrübelere istinaden de biraz tedbirli olmak bağlamında sizlere yaşanmışlıkları paylaşmak istedik değerli paydaşlarımız. Sizler de yaklaşık 2 saattir süren bir programda sabırla bizleri dinlediniz. Ercay Bey'in ağzına sağlık. Sizler katıldınız, teşrif ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Zafer Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından bugüne 3500'den fazla teklif aldık, proje teklifi. Yani 4000 belki daha fazla. Bunun 1500'ünden fazlasını destekleme imkanı bulduk. Projecilik gerçekten zor iş. Yani uygulamada da çok farklı opsiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Yani projeleri kurguladığımız şekilde uygulamada gerçekleşmeyebiliyor. Tabi bunların hepsi cezai yaptırımlarla mı sonuçlanıyor? Hayır. Bunların hepsi projelerin fesiyle mi sonuçlanıyor? Hayır. Projelerin hemen %90'ı başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Belki küçük cezalar uyguladığımız projeler oluyor. Ama bunların hepsi ajansa olan iletişim kopukluğundan veya kötü niyetten kaynaklanıyor. Biz sizlerin hiçbirinin kötü niyetli olduğunu düşünmüyoruz ama yani projelere olan yaklaşım, projeleri sahiplenme, onları uygulama noktasındaki istek, heves, yani bunlar kendini belli ediyor zaman içerisinde zaten. Biz de bölgemizin sürdürülebilir kalkınması için hizmet veriyoruz sizlerle birlikte. Ve her zaman söylüyorum, ne kadar çok fon dağıtırsanız dağıtın, o fonlar paydaşların projeleriyle hayat buluyor, ete kemiğe bürünüyor. Onun için de siz değerli paydaşlarımız ne kadar güzel projeler sunarsa bize, birlikte onları ne kadar iyi geliştirirsek
bölgemizin kalkınmasına bir fayda sağlamış olabiliriz. Naçizane bu zaman içerisinde bize verilen imkanlar dahilinde bir fayda yaratmış oluruz. Biz bunun derdindeyiz. Başka bir derdimiz yok. Onun için de sizlerin de aynı derde taşıdığın farkında olarak gerçekten bu işe inanan, gönül veren herkesin proje üretmesini kendi kurumu için, kendi ilçesi için, kendi il için, bölgesi ve ülkesi için bekliyoruz, arzu ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. İnşallah güzel projelerinizi Ocak sonuna kadar bekleyeceğiz. Ve sonrasında da yine aynı hevesle, aynı istekle bakanlığımıza sunup yine en iyi bölge, en iyi kalkınma ajansı bölgesi olma arzusunu ve başarısını hep birlikte göstereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler sunuyorum size.